Herkese merhaba. YMK sohbetlerinin ikincisine hoş geldiniz. Geçen Eylül ayında Paul Macmillan'la bir sohbet projemiz oldu, hatırlarsınız. Bundan çok olumlu sonuçlar aldık ve bayağı iyi geri dönüşler oldu sizlerden. Bu yüzden de ikincisini hepimiz için, yani tüm YMK yönetim kurulu için heyecan verici bir isim olan Yurdayar Altıntaş hocamıza yapmaya karar verdik. Yapmayalım. Bayılıyorum bir laflara, heyecan vereceğiz. Sağ olsun, o da vaktini ayırdı, katılmaya karar verdi. Bunun için GMK adına ona çok teşekkür ederiz. Bir diğer teşekkür de Stüdyo X'e. Özellikle Ege ve Selva Hanım bize ikincisinde de kapılarını açtı ve bu olanağı sağladığı için. Şimdi Yurdayar Altıntaş ismini ve yaptığı işleri bizim mesleğimizi yapan, yani buradaki insanların çoğu gibi herkes bilir. Bu yüzden biz de hocamızla sadece yaptığı işleri değil, aynı zamanda bu meslek içinde geçen hayatını, tecrübelerini ve düşüncelerini de konuşmak istiyoruz. Mesela kendi adıma bir şey itiraf edeyim. Hani iyi tanıdığımı sandığım Yurdayar Altıntaş hakkında okumalar yaptıkça aslında onu ne kadar az tanıdığımı fark ettim. Ve bu beni biraz şaşırttı aslında. O yüzden sizler de eminim o konuştukça benim gibi hissedeceksiniz. Yurdayar Altıntaş'la bu sohbetimizin hazırlık dönemi benim için hem kolay hem de zor geçti. Kolaydı çünkü hoca hakkında herhalde hiçbir Türk grafik tasarımcıya nasip olmayacak bir yayın bolluğu var. Çeşitli röportajlar, söyleşiler, kitaplar, hatta bir televizyon programı, yarım saatlik bir televizyon programı. Tabii bu biraz da normal karşılanabilir çünkü hocanın 25 yıllık bir eğitimcilik hayatı var. Aynı zamanda 50 yılı aşkın, değil mi hocam? 50 yılı aşkın da bir profesyonel tasarımcılık geçmişiniz var. Hani bu bir yere kadar normal karşılanabilir. Her halükarda ben bütün bu kaynaklardan faydalandım. Aynı zamanda zordu da dedim. Onun da sebebi şu. Yurdayar Altıntaş'ın biyografisini okudukça ve daha iyi tanıdıkça enteresan bir şey fark ettim. Hocanın kendi mesleki tarihi aynı zamanda modern Türk grafik tasarım tarihiyle de, yani tarihinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Dolayısıyla sadece onun hayatını ya da işlerine bakmak yetmedi. Aynı zamanda hoca hakkında, yani hem Türk grafik tasarım tarihiyle ilgili bilgilerimi de tazelemem ve ekstra okumalar yapmam gerekti. Şimdi lafı da fazla uzatmadan hocam başlayalım istiyorum. Aranızda soru sormak isteyen olursa ya da hocayla ilgili bir karşıt görüş belirtmek isteyen olursa lütfen elini kaldırsın. Arkadaşlar mikrofon verecekler, öyle devam edebiliriz. Hocam şeyle başlayalım. 1952'de akademiye girişiniz. Şimdi siz girdiğiniz zaman tabii grafik tasarım diye bir şey yok. Öyle bir laf bilinmiyor. Siz süsleme sanatları afiş atölyesine girdiniz. Evet. Girmeden önce bir bilgi sahibi miydiniz? Niye o bölümü seçtiniz? Nasıl bir beklentiniz vardı? Hiç bilgi sahibi falan değildim açıkçası. Yani çevremde de bana yardımcı olabilecek bu konuda kimse yoktu. Birazcık resim gibi bir şeylere kafayı takmıştım ama yani akademiden haberim yok. Falan işte hukukta okuyan bir benden büyükçe bir arkadaşım vardı. Böyle dertleşirken falan, ya işte akademi var dedi bilmem falan, kalktık geldik, kaydımızı yaptırdık. Ondan sonra süsleme sanatları bölümü mü yoksa dekoratif sanatlar bölümü, durmadan değişiyor ya bu adlar böyle. Ondan sonra bir de Türk süsleme var, iki ayrı bölüm olarak. Süsleme bölümünün içinde de işte afiş, iç mimarlık, kumaş desenleri falan gibi atölyeler var. Bizimkinde adı afiş atölyesi. Bölüm başkanı kimdi? Bölüm yok ki. Bölüm değil. Yani bölüm başkanı diye bir şey yok. Yani süsleme sanatları bölümü var. Yani süsleme sanatları bölümünün içinde de atölyeler var. Yani hocamız da Zeki Faik İzer, ressam. Şimdi böyle diyorum ama o zamanlar çok kızıyordum tabii. Ama sonra biraz daha büyüdükçe Zeki Bey'den çok şey kazandığımı
anladım. Yani özellikle resimle ilişkili, sanata bakış olarak falan. Ama işte biz afiş yapacağız hevesindeyken bir ressamla nasıl olacak bu işler falan diye kızıyorduk. Tabii o sıralarda da yeni mezun olmuş herhalde, 2-3 yıl olmuş mezun olalı, Namık Bayık vardı. O da asistanlığını yapıyordu Zeki Bey'in. Ve bir sömestride, hatta bir yılda, iki sömestride falan yapa yapa 5-6 tane falan afiş yapıyoruz. Onun yanında da başka hiçbir şey yok konuda. Yani işte sayfa tasarımı, kitap tasarımı, broşür tasarımı, kitap kapağı falan gibi bir şeyler yok. İşte belki isminizin baş harfleriyle bir logo gibi bir şey. Anımsadığım kadarıyla işte bir tane akademinin bilmem 75. yılı hikayesine, o da daha sonraki senelerde bir pul tasarımı falan. Ama aslında tabii vahim olan konular, verilen konular, o bütün söyleşilerde hep onu vurgulamışımdır. Yani Boğaz'da lüfer, afiş konusu bu. Şimdi ne demeksin? Yani Boğaz'da lüfer. Namık Bey dedi ki, gidelim dedi, hissetmek lazım. Yani şimdi afiş yapacağız. Boğaz'a gezi meselesi. Gittik Boğaz'da dolaştık, molaştık, bir Boğaz havası aldık, geldik falan. Ne alakaysa yani. Şimdi bu böyle bir afişi kim yaptırır, niye yaptırır, Boğaz'da lüfer ne demek, niçin yapılır falan. Yani oturup bunları, konular böyle yani. Ya da şey, sonbaharda adalar. E ne oluyor? Kim yaptırıyor, niye yaptırıyor, neden yapılıyor? Böyle yani uçuk kaçık bir takım şeyler, konular. Ama tabii bunların faydası olmadı mı? Oldu. Neden oldu? Ben hocalığa başladığım zaman böyle şeyler olmaz. Öyle faydası oldu bence yani. Kötüsünü gördünüz, iyisini yapalım. Tabii. Yani işte ayakları yere basan araştırma yapılabilecek falan. Neyse, belki oraları daha sonraları şey yaparız, geliriz falan. Yani bu 52'de tabii en önemli olaylardan biri benim için galerideydik. Benim galeri hocam Edip Akıköseoğlu'ydu. Akşam nasıl rakı içtiğini anlatırdı. Çeker giderdi. Biz tabii aradan Sabri Bey'e, Sabri Berke'de bir şeyler göstermeye çalışırdık. Çünkü Sabri Bey onu efendim oradan değil buradan bakacaksın falan diye böyle detaylı anlatır. Son derece iyi bir hoca. Bence iyi de bir ressam. O sene Kenan Temizan vefat etti ve Kenan Temizan, bilmiyorum aranızda herkes biliyor mu Kenan Bey'i. Kenan Temizan uzun yıllar Almanya'da çalışmış. Almanya'da Berlin'de ve Berlin'de hocalık yapmış. Ve son derece olumlu işler yapmış. Ufa filmin falan devamlı afişlerini yapmış. İhab Hulusi'nin de zaten çağdaşı yani. Çağdaşı. 1890 doğumlu. Tabii. Ve tabii Kenan Bey'in varlığından falan bizim hiç haberimiz yok falan. Öylelikle Kenan Bey diye birisinin var olduğunu öğrendik. Ve Kenan Bey'in ölümü nedeniyle eski yanmayan akademi binasından arta kalan ahşap, yani şimdiki rektörlüğün olduğu kısımdan bahsediyorum. Orada ahşap bir bina vardı. Ben o binada, afiş atölyesi de o binadaydı. Onun alt salonunda bir afiş sergisi açıldı. Kenan Bey'in afişlerini orada ilk defa orada gördüm. Sonra o afişler maalesef ne oldu bilmiyorum. Bizim bölümde sanıyorum o sergide en azından bir 15 civarında afiş vardı. Belki de daha fazla. O afişler bizim bölümde olması gerekirken aradık. İşte 5-6 tane afiş yakalmış, yakalmamış. Nereye gitti, ne oldu? Belli değil. Onları da sonra Sami Şekeroğlu müze kuruyorum dedi. Ve ben de biz büyük boy çünkü afişler falan. Sami Bey'e şey yaptım, bari müzede değerlendirilsin, kaybolmasın bir biçimde. Gitmiş çünkü, yok olmuş yani. Hiç değilse onlar şey olsun falan. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Yani
Sen kötü kötü bakıyorsun, kötü yaptık galiba. Neyse yani ama en azından müzeye mal olsun istedim. Bir de hakikaten dediğim gibi o afişler nereye gitti hala çözebilmiş değiliz. Kimse de çözemedi falan. Bu sizin öğrenciliğiniz 52-57 arasıydı galiba, evet, değil mi hocam? Evet. Bu tam Demokrat Parti'nin yönetim şeyine denk geliyor, paralel oluyor ama hani 54'ten sonra bayağı bir üniversitelere baskı, basına üzerinde baskı falan filan oluşmaya başladı. O sırada bir oluşum var mıydı akademide bununla ilgili? Bir... Yok, çok fazla bir şey yoktu da bazı partili arkadaşlar, yani bizim şeydeki atölyedeki parti arkadaşlar bazen işte aralarında tartışırlardı, kavga ederlerdi ama onun yani o parti meseleleri bilmem neleri, Demokrat Parti'nin son dönemleri benim mezuniyetimde falan memlekette para kalmamış, hiçbir şey kalmamış, dibe vurmuş. Ben de yurt dışına gitmek istiyorum. Orada birazcık daha eğitime devam etmek istiyorum. İşte müracaat ettik bakanlığa bilmem nereye falan. Aa tabii formlar geldi, tabii doldurun dendi. Kendi çocuklarını gönderdiler eğitim için Avrupa'ları şuraya buraya falan ama ben gidemedim. Bir öğrenciliğiniz sırasında Venedik geziniz mi vardı sizin? Bu mezuniyet sonrası mıydı? Yok, önce evet yani bir şimdi o geziyi kim tertipledi? Milli Türk Talebe Birliği falan olabilir, tam hatırlamıyorum. Biz akademiden bir grup olarak katılmıştık, evet. Hı hı. Yani bir şey, bir İtalya, sadece Venedik değil. İtalya turu. İtalya tabii, Floransa falan. Sonra Floransa'da ben bayıldım falan. Sonra beni kaldırdılar bir hastaneye, ya kapılarda pembe kurdeleler, mavi kurdeleler, pembe kurdeleler, mavi. O sırada bir çocuk yaklaması geldi. Arkadaşlarım Yurder oğlu oldu diye. Meğerse doğum hastanesiymiş. Öyle bir yere. Küt diye düştüm ya. Bayıldım. Yani. Peki şey, 57'deki mezuniyetiniz sonrası neler yaptınız, nelerde çalıştınız? 57'deki mezuniyet sonrası biraz bir süre Mengü'yle çalıştım. Gayret Han'da. Evet. Karaköy'de. Ama zaten daha önce yani 57 daha mezun olmadan falan Mengü'nün atölyesine falan gidip geliyorduk. Yani bir arkadaşlığımız vardı falan. Ondan sonra ben Avrupa'ya gideyim falan derken bir de baktım ellerimde kelepçeler, beni şeyde Sirkezi'de nezarete attılar. Asker kaçağıyım diye. Bir de o var. Ondan sonra sonra askerlikten sonra da Reklam Moran'a şey yaptım, girdim. Ha, bir reklam ajansı tecrübeniz var. Yani tecrübe ne kadar denirse ona, çünkü yani tam bir bilinçli değilsin. Yani hem ortam olarak hem yaş zaten şey. Yani daha önce bir başka türlü bir anlaşma falan gibi aramızda bir şeyler vardı. Mengü'den olmadı ben askerden döndükten sonra. O zaman Reklam Moran eleman arıyordu. Oraya girdim. 3 ay ya da 6 ay en çok. 600 lira maaşım vardı. 500 lira ödüyorlardı ama. Çok kızdım bir ay. İkinci ay gene 500 ödediler. Ona da kızdım tabii. Sonra gittim dedim ki ya ne oluyor? 600 anlaşmıştık. Utana attı. Yanaklar böyle Osman kıpkırmızı falan. Aa dediler, patronla görüş. Muhasebede çalışan Niko. Ve gittik, patronlardan biri Memduh Beylen kim idare ediyordu. Neyse Memduh Moran. dedik ya biz 600'e konuşmuştuk sizinle, ne oldu falan. Aa öyle mi diyorlar ha. Tamam düzeltir istediler. Gene 500 ödediler. Bay bay. Çünkü yani ben öyle gidip de ikide bir bana zam yapın falan diyecek bir şey de dedim yani. Bakmayın şimdi böyle cart curt atıyorum. Çok utangaç bir heriftim ben yani böyle. Kompleksli falan aynı zamanda o zamanlar. Ondan sonra Mengü benimle çalış dedi zaten. Aynı ücreti şey yapalım dedi. Ben de yani başkasının yanında çalışıyorum. Arkadaşımla çalışırım dedim. Mengü ile de kısa sürdü. Çünkü Mengü Gayret Han'dan ayrıldı. Fransız geçidine taşındı. Ama ben tabii öyle bir takım böyle şey işleri yapamam ki, yani piyasa işleri bilmem neleri, ben sanatçıyım, sanatçı olacağım. Onun için ayrıldım ve Mengü'nün bıraktığı Gayret Han'daki atölyeyi ben tuttum. Nasıl tuttum, neye güvendim, ne tanıdığım var, ne cebimde para var,
Bir tek şey var, evde tencere kaynıyor ve bekarım. Önemli ama. Önemli, çok önemli. Gerçekten önemli. Yani. Ve atölyeyi tuttum. Atölyenin yanındaki bir odada Nuri İyem'in atölyesi var. Ve zaten gide gelen Nuri İyem'le Mengü'yle çalışırken de falan tanıştık falan. Artık bir baba oğul gibiydik Nuri Hoca'yla. Efendim, ve atölyedeki benim bölüme de ayrı bir odadan geçiliyor. Orada da iki tane gene akademi mezunu, bir tanesi minyatürden mezun Antoine Gargar. Ondan sonra bir tanesi de iç mimarlıktan mezun Berç Çalıkman. Onların atölyesinden geçiliyordu ve onların çok şeyleri oldu, beni desteklediler, çok yardımlarını gördüm doğrusu. O dönem nasıl işler yapıyordunuz hocam, ne tür işler yapıyordunuz? Yani o dönem daha yeni kurumsallaşmaya başlayan reklamcılık dünyası öyle, grafik tasarım da gene öyle, hani emekleme çağı diye. Ama ben zaten yani reklam şeyine sıcak bakmıyorum, hala da sıcak bakmam. Yani ben, başka bir kulvar benim için önemli olan oydu. Yani ne tür işler geliyordu size? Başlangıçta işmiş gelmedi. Kimseyi tanımıyorum ki. Kimse de beni tanımıyor. Ne işi gelecek ki falan. Yani Antoine bir ara böyle bir ayna arkası boyama işi almıştı. Çoktu ayna arkalarını boyamış. Ondan sonra bir kısmını bana pas ettiler. Ama boyayacağız da tutmuyor ki, lanet asetatlar boya tutmuyor. Hani onları pudrala, çiçekler boyuyoruz falan. Onlar geçiriliyor aynaların arkasına bilmem ne falan. Güzel işlerdi canım. Yani o tarz şeyler. İşte daha sonraki yıllarda Kamran Yüce rahmetli, o bana tiyatro afişleri yaptırmaya başladı. 60'ların başında değil mi hocam? Dormenler. Evet. Kent oyuncuları. Ya işte o şairin mektupları, şunlar 61 falandır zaten, evet. Yani. Sandalyeler geliyor. Evet. O da ya o sıralarda Mengü'yle Kamran Yüce çalışıyordu. Oralar bozulmuş. Kavga etmişler. Bir gün Kamran atölyeye geldi. İşte Berç'le, Antoine'dan falan konuşuyor. Nuri Hoca falan. İşte şikayet ediyor. Mengü'den falan, işte geçinemediklerini falan. O sırada da Berç şey yaptı. Ya dedi, işte burada dedi, bak dedi, bir genç bir adam var işte. Ona yaptır sen de dedi. Madem böyle dedi, aramız dedi falan. Ben de oradayım. Kamran da döndü bana. Yapar mısın dedi. Ulan zaten iş yok, güç yok. Yani hani ne para soruyorsun, ne ediyorsun, öderler mi, ödemezler mi, tiyatro kazanıyor mu, kazanmıyor mu falan, yaparım dedim falan. Ama o dönemler doğrusu 70 ile 80 arası özellikle, ya da 60 ile 70 arası Türk tiyatrosunun altın yılıdır bence. Yani salonlar yıkılırdı. Hele o öğrenci matinelerini izlemeye giderdim özellikle, yani müthiş bir şeydi yani gerçekten. Şimdi nasıl gidiyor bilmiyorum da. Sanmıyorum yani, o şey bir daha yakalanamadı. Tiyatro işlerinde öyle başladık işte. 63'te Eczacıbaşı'yla çalışmaya başlıyorsunuz galiba değil mi hocam? Bu işbirliği nasıl doğdu? 63 mi bilmiyorum ki, seneleri ne bileyim ben. Yani herhalde öyle olması. O civar, 63, 63 olması. 63. Tabii. Çünkü 64'te açtığım sergide Eczacıbaşı'nda yaptığım işlerden de vardı. O dönemler şey yok ki. Yani grafik tasarımcı çok az. Yani işte Mesut Manioğlu, Selçuk Ünal, bunlar başarılı olan kişiler. İşte Ayhan Akal, Fikret Akgün Paris'teydi. O Paul Collin ya da Jean Collin'in atölyesinde. İkisinden birini tam hatırlayamıyorum. Sonra da resme döndü o galiba tamamen değil mi? Grafiği de bıraktı. Fikret mi? Yok, onu hatırlamıyorum. Hayır. Onu hatırlamıyorum. Öyle bir şey hatırlamıyorum. Ama Fikret ne oldu? Kayboldu, gitti. Doğru. Yani bir de Fikret'i ara ki bulasın. Yani nerelerde kayboldu, herhalde vefat etmiştir artık da yani. Neyse. Yani söylemek istediğim şu, fazla eleman yok. Reklam fotoğraflarını
Ara Güler çekiyor Eczacı başına. Nuri İyeme, Bedirhan Eyüboğlu'na, kişisel dostlukları nedeniyle Şakir Bey de bir takım işte vitamin ilaçlarının ilanlarını falan yaptırtıyor. En azından desenlerini hazırlattırıyor. İki tane de akademiden afiş atölyesinden mezun Kamran'la Vedat aylıklı olarak çalışıyorlar. Esasen onlar da yazılarını mazılarını koyuyorlar falan. O şekilde yürüyor falan. Şakir bir güne şeye geldi. Nuri İyem'in atölyesine. Arada bir Nuri'den de resim falan alıyor. Gene bir şey sipariş ediyor. Bir dergide tıpta yenilikleri çıkarıyordu galiba o zaman. O dergide yayınlanmak üzere bir ilaç ilanı için bir şey istiyor Nuri'den. Nuri de son derece zor koşullarda yaşamını götürüyordu. Eşi Nasip Hanım, o da Mumhane Caddesi'nde seramik atölyesinde, eczacı seramik atölyesi vardı. Orada çalışıyordu aylıkla. Ve işte iki tane çocukları, onları okutuyorlar, ediyorlar ama gerçekten yani borç buraya kadar Nuri'de. Buna rağmen yapmak istemedi. Ya yeter dedi, artık bana bu tarz işleri yaptırtma dedi. Bak işte burada dedi şey bir pırıl pırıl bir herif var, işte buna yaptırt dedi. Biz de herif olduk. Ondan sonra Şakir'le öyle başladı yani ama Şakir Bey'den çalışmaktan çok şey kazandım ama çok zor adamdı. Evet. Yani gerçekten çok zor adamdı ama çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim Şakir Bey'den. Doymaz. Böyle şimdiki bazı... Çok alternatif ister. Evet. Yani bazı arkadaşlar şimdi böyle iki tane taslak götürüyor müşteriye falan. İşte bunlar deniyor falan. Yok böyle şey. Taslak, bir daha taslak, bir daha taslak. Kaçtı unuttum valla, 30 civarında 29 mu ne, bir tek şey için, broşür kapağı için taslak yaptığımı hatırlıyorum. Adam doymuyor ya, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha falan. Yani işte 29-30 taslak, bir tane orijinal, işte herhalde 200 lira. Fena para değildi. Peki hocam, 64'te Türk-Alman Kültür Merkezi'nde ilk kişisel serginizi açtınız. Bu biraz tartışmalı bir konu çünkü hani literatürde ilk Türk grafik tasarım sergisi diye geçiyor bu ama yanılmıyorsam 42'de bir Kenan Temizan'ın açtığı bir sergi var. Almanya'daki işlerinde dahil oldu. 35'teydi galiba İHA Hulusi'nin gene bir sergisi var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha sonra da başka sergiler var ama bunlar şey değil, grafik tasarım sergileri değil, bunlar afiş sergileri. Şimdi bahsettiğin sergilerin şeylerini bilmiyorum. Yani bunlar grafik tasarım sergisi mi, afiş sergisi mi? Afiş sergisi diye iddiada bulunamam. Belgelere bakmak lazım, araştırmacı arkadaşların görevi bu. Bakması lazım. Baksınlar, eğer öyleyse öyledir ama bu işler zaten hep böyle olur. Yani birisi bir şeyleri karıştırır. 50 bilmem kaç yılında bilmem kim bilmem neyi yapmıştır denir. Sonra bir adam çıkar der ki ne 50'si ya 40 yılında da, evet, da bu adam bir başkası da yapmıştır bunu der. Ve böylelikle doğrular bulunur. Yani iyi ki de böyle bir şey atıldı ortaya. Yoksa kimsenin de bundan uğraşacağı da yoktu. Yani kim yapmış kim etmiş bilmem de falan. Ama yani ilk defa ben yaptım diye de başım göğe de ermiyor. Ermedi de zaten. Yani sizin açtığınızın yani sergi afiş sergisi diye açıldı ama aslında hani grafik deyimi tabii olmadığı için yani logolarınız da dahil, tabii, tabii, kitap kapakları, broşürler tabii, de dahil. Tabii. Değil mi? Tabii. Pankartlar, broşürler, sayfa düzenlemeler, illüstrasyon, hatta pul falan ne kadar başlıklı kağıtlara kadar olan bir sergi. Onların fotoğrafları falan zaten var. Yani ve işlerinde orijinallerini sergilediniz galiba. Tabii, yani baskıyla ilgili bir sıkıntınız olduğu için. Yani işte bazı şeyler ne bileyim yani puldu ya da şeydi, basılı evraklardı, sayfa düzenlemeleriydi, illüstrasyonlardı falan. Onlar basılıydı. Sadece afişler. Afişlerin orijinallerini o sergi için yapmak zorunda kaldım. Peki 65 yılında bir Gebranş Grafik Dergisi'nde size yer verilmesi durumu vardı değil mi? Bu nasıl gerçekleşti? Bu 64'te açtığım sergi bayağı ilgi gördü İstanbul'da. Yani o dönemlerdeki işte Yeditepe,
Varlık falan gibi dergilerde de yer aldı bu sergi. Kimse tabii tasarım sözcüğünün olmadığı için herkes bir başka türlü yaklaşıyor. Yani bir hala da o laf sürüyor ortalıkta, hala da bir tartışma konusu. Afiş sanatı. Evet. Sanatı mı, tasarımı mı falan. Ya da grafik sanatçısı mı, grafik tasarımcısı mı? Falan. Yani o şey üzerine, şimdi bu bir parça şey, yapı meselesi. Yani ben çok rahat bir adam değilim. Yani beni kaşıntılar tutar. Ben bir takım şeylerden rahatsız olurum. Yani ben meslek adına da bir şeyler yapmakla yükümlü hissederim kendimi. Çünkü benim canıma okunmuş. Yani matbaacısından, klişecisinden, bilmem nesine kadar hiçbir halkı bilmeyen bir genç bir eleman olarak müşteri yok, şu yok, bu yok, bilmem ne falan. Onun için yani bir takım şeyler, bir kere mesleğin saygınlığı yok. Yani tabela ressamıyız biz, matbaa ressamıyız biz. Bunları küçümsediğim için söylemiyorum ama biz başka bir şeyiz. Bunlara bir şey getirmek lazım, yani bir savunmak lazım, arkasında durmak lazım. Tanımını yapmak tanımını lazım. Tanımını yapmak diyorsun. Lazım. Yani şimdi ben sergi açayım, meşhur olayım. Ne olacak yani? Ne olur yani? Meşhur olsan ne olur yani? Bizim meslekte meşhur olmak demek, angarya yapmak demek. Bol miktarda size angarya gelir. Yani şöhretten, hani şarkıcı olsanız gecede 500 lira yerine 1 milyon alırsınız belki falan ama bizde öyle de değil. Yani zaten yani bir beyin iki el ne yapacaksınız? Ne kadar yetişebilirsiniz ki? Yani nerede kaldık? Sergisin, 64 sergisinin malzemeleriyle evet, Gebaş yani, Grafik'e katılıyorsunuz. Öğrenciliğimden beri böyle şeylerim var benim. Yani şimdi bir dergiye bakıyorsun, bir tane Türk yok, bir Türk işi yok, bir şey yayınlanmıyor. Sergiler açılmıyor. Neden? Neden? Kendi kendime şey yapıyorum daha öğrenciyken falan. Ne zaman ki işte bir parça böyle şey olmaya başladık falan, o zaman yani sergi açayım. Yani madem ki öyle, kaşıntı tutuyor çünkü, yani rahatsız oluyorum falan. Ondan sonra da neden şimdi yurt dışına ben bunları göndermiyorum? Mektup yazdım Gebras Grafik'e. Eberhard Hölscher denen bir zat yöneticisi ilgilendi. Tamam dedi, ondan sonra gönderin işleriniz dedi. Ben de kalktım, diyalarını gönderdim adamlara. Aa, bunlar basıldı mı? Herhalde eski yazıyla afişler falan bekliyorlardı. Bir kere basılmış olma şartı var. Basılmış olmayan işlere itibar etmiyor adamlar. Bu bugünkü Novum dergisinin evet, atası Novum. Aslında. Evet, evet, bugünkü Novum. Ve baskılarını istediler. Peki dedim ben de. Evet, şey yaptım yani baskılar çok kötü. Çünkü teknik olarak henüz daha bazı şeyler var, sorunlar var. Orijinalleri yollamadınız herhalde değil mi? Yok. Ondan sonra onları gönderdikten sonra inandılar ve bastılar benim işlerimi. Ondan sonra ben tabii o da ayrı bir rahatsızlığım benim. Neden yalnız benim işim yayınlanacak ki yani? Diğer arkadaşlarımız da var. Tekrar bir mektup yazdım. Ben dedim size diğer afiş yapan arkadaşların işlerini göndersem ilgilenir misiniz? Ona da olumlu cevap geldi. Ama koşul şu, eski kuşaklar olmayacak ve hala mektuplar duruyor. Basılmış işlerden meydana gelecek, göndereceklerimiz falan diye. Şimdi orada tabii hep kaşıntı üstüne kaşıntı olduğu için yani amaç da farklı. Yani ben başka arkadaşlarımın işlerini göndereceğim ama bu aynı zamanda benim bir dernek kurma gibi bir şey var. Hayaliniz var. Hayal var, bir düşüncem var. Bu arkadaşlarla görüşmelerim sırasında bu şeyi de oluşturma gerekiyor diye düşündüm. Bir aradım. Tabii Mesut Bey'i zaten tanıyordum. Selçuk Önal'ı zaten Eczacıbaşı'ndan tanıyordum. Bir tek Sait Maden'le tanışıklığım yoktu. Onun da Cağaloğlu'na gittim. Kapısını tıklattım. Dedim böyle böyle benim şeyim var. Böyle bir niyetim var. İşlerinizi verir misiniz? Tabii dedi. Ondan da aldım. Sonra 67'de o dergide
Türk İşleri de yayınlandı. Sizin de bir sunum yazınızla beraber. Evet, felaket bir yazı. Çeviri kazası mı? Vallahi herhalde öyle olsa gerek yani. Peki hocam, bu 66'da Varşova Afiş Bienali'ne bir davet alıyorsunuz ama bu dergide yayınlanan işlerle, yani o süreçle mi ilgiliydi? Yoksa başka kişisel ilişkiler sayesinde mi oradan davet aldınız? Yok, kişisel hiçbir ilişki yok ama yani adamlar bienal tertipliyorlar. Adamlara da adres lazım. Adres nerede? Adres Gebraz Grafik'te. İşleriniz yayınlanınca orada adresler de çıkıyor. Adresler evet. Çıkınca adamlar da size mektup gönderiyorlar. Katılır mısınız diye. Ve ilk sene yapıldığı için de o sırada böyle jüriden geçme bilmem ne falan diye bir şeyler yok. Yani belirli bir süre ben jüriden geçmeden katılabildim. Varşova Afiş Bienali. Ondan sonra afiş mafiş yaptırılmayınca gönderemeyin. Uzun birkaç sene şey yapamadım, gönderemedim. Ondan sonra gönderdiklerimi de jüriden geçerek. Türkiye'de bir tek size geldi galiba bu davetiye. Siz yine konuştunuz mu arkadaşlarınızla? Yani yoksa siz mi tek başınıza katıldınız? Yok, olur mu tek başına ya? Olur mu? Yani kimler katıldı sizle beraber? Mesut Manioğlu vardır. Mesut Manioğlu, Turgay Betil, Erkal Yavi, Mengü Ertel, onlara haber verdim. Ahmet Güleryüz vardı, Mengü ile çalışıyordu. Sanıyorum onun da işleri yayınlandı, ona haber verdim. Metin Edremit bir ara Mimar Sinan'da asistanlık yaptıydı. Sanıyorum Metin'e de haber verdim. Ya böyle bir şey. Sait Maden falan, hepsine haber verdim. Ve işleri şey yaptı, yayınlandı. Mengü çok mutlu olmuştu, hiç unutmuyorum. Bir sabah şey yaptı, ayrılmışım tabii o zaman Mengü'den falan. Çok kızmıştı ayrıldım diye. O da aranız kötü. Yani ben sabahları kalkamıyorum, hep geç gidiyorum işe bilmem ne falan. Mengü bir saat hediye etmişti bana. Ben ayrıldım deyince saati geri verdi dedi. Bir gün kapı çaldı falan. Hayrola dedim falan. Saat. Saati de verdim falan. Aldı mı saati? Aldı tabii. O zaman Mengü'nün de bir Volkswagen'i var. Volkswagen bu kadar, Mengü bu kadar. Yani böyle bir... Daha Vespa'sı yok muydu o sırada? Volkswagen diyor, Vespa. Vespa mı? Vespa, evet. Ondan sonra çok şey... Nasıl elde ettiyse katalog gelmiş şeyden, Bienal'den, Varşova Bienal'inden. Bana daha gelmemişti falan. Onun için geldi, teşekkür etti falan. Bana şöyle bir gösterdi, baktım falan. Dedim bir günde bende kalsa, ben de heyecanlıyım. Falan, yok dedi. Peki dedi. Falan aldı falan. Babaannenin yolunu tuttu falan. Güzel. Ondan sonra... evet, yani ondan sonra da tabii o Bienal'de de onların işleri de yayınlanınca adresleri de yayınlandı falan. O bir yol oldu tabii yani. İletişim bilgileri sağlandı. Tabii. Peki 60'ların sonunda galiba ve 70'lerin başında hani Türk folklorine bir yöneldiniz. Öyle bir döneminiz oldu. Yani Nasrettin Hoca resimlemeleri, işte Dede Korkut falan gibi. Bunu ne düşünerek yaptınız? Yani amacınız neydi bunda? Bir de bir grafik tasarımcı tarihe bakarak ne kazanabilir bununla bağlantılı olarak? Bunu da sormak istiyorum. Nasıl baktığına bağlı da. Yani çok tehlikeli bir kere o yani. Orada belki biraz sonra şey yaparız. Yani kimlik meselesini bazı arkadaşlar yanlış algılıyor. Öyle kilim motifleri falan kullanılarak falan, öyle Türk kimliği falan olmaz öyle şey. Yani o olsa olsa folklorik olur. Yani dünyada bazı kişiler eğer kimlik edinmişse bir onlara bir bakmak lazım. Nasıl edinmişler? Background'larda acaba ne var? Falan. Tiyatrolar afiş yaptırmayınca benim de öyle çok fazla şeyim yok ki, işim yok ki. Yani çünkü ben şeyi kapatmışım yani, ajanslarla flört etmiyorum. Yani şeyimi kapatmışım. Ha, bu arada çok iyi iş teklifleri de aldım tabii. Yani mesela var mıydı, kurmak üzere miydi, neydi? İzmir'den bir arkadaş bana bir iş teklifinde bulundu. Güzel bir işti. Yalnız iş İzmir'deydi. O sıralarda Efes Büyük Oteli değil mi? Yanlış söylemiyorum adını, İzmir'de.
Efes Oteli tek tabanca İzmir'de, lüks otel bilmem ne falan. Bana dedi ki, ya dedi, senin sohbetin çok iyi dedi. İyi de rakı içiyorsun dedi. Peki. Ya dedi, şey yapalım dedi, ortak olalım dedi. Ne alaka dedim. Şey dedi, yani buradan dedi iş adamları dedi, İzmir iş adamları dedi, her akşam dedi Efes Oteli'nin barında içki içerler dedi. Sen de her akşam barda işte sohbet edeceksin onlarla, içki içeceksin falan. Fena iş değil ya, bedava içki var, bilmem ne var, barda sohbet var, bilmem ne falan. İş alacağız. Tabii onlardan iş alacağız, şirkete iş götüreceğiz, bilmem ne var. Grafik falan yapman da gerekmiyor dedi. Yani ben de isterim bundan hocam ya. Yok, birden aklıma geldi. İş adamlarını anladık da dedim. İş kadınları da geliyor mu oraya dedim. Yok dedim. Yatar dedim. Ya, bu. Ya konsumasyon yapacaksak tam yapalım bari ya. Yani. Yani. Ya cazip işte adam, doğrusu. Kafa yok ki, kafa olsa. Şimdi ben malı da götürmüştüm oralarda ama ne yapalım yani. Falan. Nerede kaldık? Bu 60'ların sonuydu galiba. Rakı deyince konu dağılıyor hocam. Peki. Neyi sordun ya? Dağıldık. Hatta bu Karagöz tiplemeleriyle, resimlemeleriyle alakalı. Bak işte Karagöz deyince zaten işine şey giriyor, misaf da giriyor. Otomatik. Yani niye onları konu aldınız? Ya tiyatrolar afiş yaptırmıyor, bir şey yaptırmıyor. İşim, gücüm fazla bir şey yok. Ne yapacağım şimdi? Ya oturayım bazı şeyleri, kafayı taktım. Bu Karagözler, hele bu Karagöz figürü için oturak kafalı figür de deniyor. Bilmem ne deniyor. Ya şunları bir acaba genç kuşaklar bir takım figürleri biliyor mu? Şunları ben bir denesem, bir ele alsam, böyle birazcık bir tat katmaya çalışsam falan, acaba ne çıkar? Oturdum, Karagöz figürlerini yaptım. Kimse bana sipariş falan vermedi. Kimse benden bir şey istemedi. Karagöz figürünü yaptım. Ama Karagöz figürünü yaparken şimdi orada tabii atlanan bazı şeyler var. Mesela Bebe Ruhi'yi de yaptım arkasından. Küçük değişiklikler var. Formlarda değişiklikler var. Yani birebir var olan bir halk sanatçısının kestiği şeyi aynen kağıda geçirmek değil. Yorumlamaya çalıştım. Evet, ama otantikliği olabildiğince koruyarak, fazla bozmadan o şekilde çalışmalar falan yaptım. Onlar öyle bir kenarda duruyor. Sonra devamlı çalıştığım, o zaman Karaköy'de Perşembe Pazarı'nda Kağıt Basım İşleri diye bir matbaa var. O matbaadan benden şey istediler. O zamanlar duvar takvimleri yapılıyor. Bankalar duvar takvimleri yaptırıyor bilmem ne falan. Parası da iyi o takvimlerin doğrusu. Ya takvim şey yap bize falan. İşte bir konu bul, resimlemeler yapalım. Dedim ya Karagöz işte yapalım falan. Ya kim Karagöz'ü de alacak da edecek de bilmem ne var. Müşteriden benim şeyim yok. Bilgim yok. Meğerse Kale Bodur, Çanakkale Seramik istiyormuş. Ya kabul eder mi, etmez mi bilmem. Ya alın şunları götürün de dedim. Yani bu eder de etmez de falan, böyle havaya konuşmayalım falan. Götürdüler. O da genç birkaç arkadaş varmış galiba falan. Herkes hık mık etmiş. Hürriyet gazetesinde manşet. Yunanlılar Karagöz'e sahip çıkıyor. Sen misin onu oraya yazan? İbrahim Bodur tabii. Rahmetli durur mu? Adam milliyetçi. Derhal kabul edildi. Ya tamam ama çok oturdu ya. Bu güzel. Kadar denk düşer yani bir şey. Ve o Karagözleri biz pek bir güzel öyle oraya bir sattık. Ama çok beğenilmiş galiba. Birkaç senede üst üste. Tabii canım. Nasıldı? 69'da ben onları yaptım. 70'de takvim oldu onlar. Ondan sonra dünyanın dört bir yanında dağıttı tabii onları şey. Çanakkale Seramik. Müthiş övgüler, bilmem neler falan, kendileri de şaşırmışlar. Ondan sonra ikinci sene gene Karagöz. Üçüncü sene gene Karagöz. Ama bu arada tabii millet uyandı. Ya bu Karagöz tamam tutuyor da. Şimdi bu sefer APA Offset. Yurdayar efendim. Ya bize bir şey takvim şey istiyor. Ne yapayım? Kim istiyor? Ne yapacağım şimdi ben falan. Vallahi bilmeyiz de bir konu bu. Güzel, tamam Karagöz'ü tükettik, bari bu sefer de Nasrettin Hoca fıkralarını yapalım bari. Oturdum, Nasrettin Hoca fıkralarını resimledim.
O da Bayer'miş meğerse. Hmm, Bayer'in takvimi. Bayer'in takvimi. Fakat işin en güzel tarafı şu bence. Bu şey Nasrettin Hoca kitabı yayınlandığı sıralarda bir ara bakanlık beni Paris'e gönderdiydi bir sergi mergi hikayesine. Karagöz sergisi o da. Lan bu Karagöz müthişti ya. sonra, ekmeğini yedim diyorsunuz çok. Yani. Ondan sonra oradan Londra'ya geçtim. Karagöz kitabını yapacak Studio Vista Felix Gluck efendi ile görüşmeye. O sırada Richard Williams diye genç bir animasyon film yapan birisiyle tanıştım falan. Richard Felix dedi ki seni bir atölyeye götüreceğim dedi. Ne oluyor orada dedim. Nasrettin Hoca filmi yapıyorlar dedi. Animasyon. 1,5 saatlik Nasrettin Hoca filmi yapıyorlar. Ve gerçekten şeyleri gördüm. Resimlemeleri falan gördüm. Müthiş. Çok güzel. Nasıl buldun dediler. Çok güzel ama dedim bunlar İran kokuyor. Bu zaten İranlı dediler. Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca Türk. Halbuki Nasrettin Hoca Mısır'da da var, İran'da da var, Türkiye'de de var. Olmaz öyle şey de mezarı bizde. Nerede öldüyse. Yani gitmişin yabancı ülkeye bir kere. Orada birazcık bir tuhaf oluyor. Yani Türklük damarın kabarıyor falan. Öyleydi böyleydi. Neyse sonunda öğrendik. Oraya bir İranlı tasarımcı gitmiş. İranlı tasarımcı yönetiyor filmin şeydesini, resimlemelerini falan ve kendi çiziyor bilmem ne falan. Oradan anladık ne olduğunu falan. Ama ne oldu? İran'daki Bayer benim Nasrettin Hoca'ları kullanıyor. Evet, sizin ya, illüstrasyonunuz tabii. İran'da da basıldı, kullanıldı. Evet. Evet. peki hocam, bir 68'de Grafik Sanatçılar Derneği'nin kurulmasına öncülük ettiniz. Bu nasıl oldu? Yani hangi kaygılarla bunu yapmayı düşündünüz? İşte o şey... Mesleği sahiplenmek, onu tanımlamasını tabii, yapmak hayır, bir ihtiyaçtan... Bir kere şu, yetişemiyorum. Yani uydurup kaydırıp da olsa işte bir takım işler yapacağım, geçineceğim. Ondan sonra... ve işte yurt dışından gelen, biyanallerden, şuralardan, buralardan gelen... çağrılara katılacağım. Yani çağrı derken işte işini gönder, cart curt gibi çağrılar. Onlara cevap yazacağım. Bunu aldım. Yani tek başıma götüremiyorum. Çok yüklendim bir ara. Yani gerçekten de çok yüklendim falan. Ya niye de dernek diye bir şey olması lazım? Bir de yani çünkü bütün bunlar bana geliyor. Bir de ben bunları yaymakla yükümlü hissediyorum ya kendimi. Çok lazımmış gibi. Ya yani şey lazım tabii de. Yani falan. Bir de onlarla uğraşıyorum. O zaman niye dernek yok? İşte o 67'deki yayınlanan işler, daha önce değindiğim şey, arkadaşların kapılarını çalıp da iş topladığım dönemdeki şeyin ana şeysi buydu, dernek. Aynı kadroyla gene. Evet, aynı kadroyla. Tabii tabii, aynı kadroyla. Bizim evde toplanıyorduk falan. Ondan sonra ve derneği kurduk. Kurduk da. Yani benim tabii şeylerim çok büyük yani. İşte toplanıldı, sanıyorum nerede, Tatbikili'de toplandık ve işte oy birliğiyle falan ben başkan seçildim. Ben de dedim ki hayır, Sait Fransızca biliyor, Sait başkan olsun dedim. Çünkü yurt dışıyla ilişkimiz falan olacak, Fransızca lazım, dil lazım ya da diyelim, iyi dil lazım falan ve Sait'i başkan yaptık. Ama herkesin işi var, gücü var. Bu dernek denen şey bir tuhaftır. Zordur yani. Biliyoruz hocam. Yani işte kimse para ödemez, bilmem ne yapmaz. Siz vakit ayıramazsınız, büyük özveri ister falan. Doğru düzgün hiçbir şey yapamadık. Ne kadar sürdü dernek? Valla herhalde 1-2 sene ya sürdü ya sürmedi. Çünkü daha sonra Sait Mengü'ye devretti başkanlığı galiba. Ve Mengü de genel kurulu toplamayı unuttu. saat hediye etseydiniz hocam. Dernek de böylelik de şey oldu, fes oldu, gitti bilmem ne falan. Kısa ömürlü oldu yani, çok 2 sene. Çok kısa. Çok kısa ömürlü oldu maalesef. Yani.
Yani bir şey kurmakla falan olmuyor. Yani bu tıpkı şey gibi. Yani hani şunu üretelim. Üretelim ne güzel. Nasıl pazarlayacaksın? Bunu bilmiyorsan bunu üretme. Gibi. Yani derneği kurdun ama yani arkasını nasıl getireceksin? Doğru. Yani. Doğru. Peki 76'da bir OSU ya öğretim üyesi olma durumumuz var. Akademiye bağlıydı galiba o da. Öğretim görevlisi. O nasıl gelişti hocam? Yani siz o güne kadar pek düşünmüyordunuz galiba. Hani üniversitede yok. Hocalık yaparım vesaire falan filan öyle bir hiç, kariyer yoktu aklınızda. Hiç devlet kapısını olan hiçbir kapının önünden geçmek bile istemezdim yani. O teklif nasıl geldi size? O teklif nasıl geldi? Galiba Ayşe Sebük'ten mi geldi? Ayşe Sebük o zaman USU'da asistandı. Gevher Bozkurt müdürdü. Önder Küçük Erman. 71'de zaten kurucusu oydu. Misyonun kurucusu. Ondan mı geldi size teklif? Bana Önder'den gelmedi. Hayır. Önder, Küçük Erman, Gevher Bozkurt'ta beni ve Bülent'i yapmış, önermiş. Hoca olarak alsana bilmem ne falan diye. Onun üstüne işte Gevher galiba Ayşe kanalıyla bana şeyde bulundu. Ben önce kabul etmedim. Aradan bir sene daha geçti. Biraz daha geçti falan. Hep böyle reddettim, bilmem ne yaptım falan. Sonunda ne oluyor dedik yani şimdi böyle kendini naza çeker gibi durmadan hayır. Bir git bakalım ne oluyor yani. O sırada ama kiradan kurtuldum, bir daire aldım. Yani o önemli faktör. Bir halt daha yaptım tabii, evlendim. Ondan sonra falan. Hayat ne tuhaf değil mi? Mecburiyetler bizi oraya sürüklüyor. Yani. Ondan sonra gittik de kolumuzu verdik, elimizi verdik, kolumuzu alamadık. Çünkü ben öyle bir adam değilim ki, rahat durmuyorum ki. Yani kafayı takıyorum, didişiyorum. İnatçıyım ben çünkü. Yani inat etmeden olmuyor bir takım şeylerde ayrıca. Orada nasıl bir grafik eğitimi vardı ya da siz... Boğaz'da Lüfer. Boğaz'da Lüfer devam ediyordu orada. Tabii, etmez mi? Yani, etmez mi? Kadro öyle bir kadro çünkü. Çünkü orası aynı zamanda bir nevi akademinin çiftliği gibi. Yani bazı arkadaşlar oraya geliyorlar, hocalar falan para alıyorlar. Orada ders veriyorlar. Ekstra ders paraları. Onun dışında da hiçbir şey umurlandırı değil zaten. Tabii hepsini bu şekilde yapamam, suçlayamam. Aralarında muhakkak ki farklı olanlar vardı. Başka bölümlerde özellikle. Falan. Ama benim için tabii çok zor dönemdi. Çünkü tutturdum mu bir takım şeyleri tutturuyordum. Yani örneğin bir günü ben öğretim görevlisiyim. Saat ücretli olduğum dönemde miydi yoksa kadroya geçtiğim dönemde miydi neydi? Ben tutturdum Gevher'e bir gün. Gevher müdür oturuyor. Yanında rahmetli Emin Hoca, Emin Barın Bey falan. Başkası var mıydı? Galiba Namık Bayık da olabilir. Ya onlara ders veriyor muydu Namık Bayık? Vermez mi ya? Çiftlik burası. Ondan sonra ben tutturdum. Dedim ki ben birinci sınıflara grafik tasarım dersi koyalım. Olmaz dedi Gevher. Çünkü dedi bir kere dedi ya daha deseni bilmiyorlar dedi. Daha rengi bilmiyorlar dedi. Falan. Onun için dedi ne alakası var falan dedi. Ben de koydurtmuşum daha önce. Ya nedir bu? Yani öğrenci hocanın ceketi gibi. 4 sene aynı herifte okuyor. Ya dediğini anlamıyor ki. Ne o onun dediğini anlıyor, ne onun dediğini anlıyor. Böyle karşılıklı bir tatsızlık, matsızlık. Niye mecbur oluyor bu insanlar, bu gençler aynı adamda okumaya? Üniversite ise öğrenci hoca seçer. İlk orada başladınız. Tabii. Neyse onu becerdik. Gevher de böyle rengi bilmiyorlar, şunu bilmiyor, bunu. Ya dedim öğrenci hoca seçecek. Yani hocaları tanıması lazım bir kere. Bu bir. Bir altyapı bilgilenmesi lazım. İkinci projeye geldiği zaman. Yani neyle karşılaşacağını aşağı yukarı bilmesi lazım. Kabaca bir şeyler, bilgiler edinmesi lazım falan. Vallahi en az yarım saat sürmüştür bu çekişme. En az. Yani belki de 45 dakika. Gevher hayır diyor, ben inat ediyorum. Gevher hayır diyor, ben inat ediyorum. Sonunda Emin Barın Hoca artık dayanamadı. Gevher'e döndü. Yahu dedi, Allah aşkına. Gevher dedi, yurder madem bu kadar diretiyor dedi.
Ondan sonra yani bir sömestr deneseniz ne olur sanki dedi. Gever tuş oldu. Ve öyle kabul ettirdik. Güzel. Ve öylelikle o zaman Mesut Manioğlu'yu şey yaptık, sergileme üzerineydi galiba, tam hatırlamıyorum. Ben afiş üzerine, Bülent Ertmen logo üzerine, yani her hoca değişik branşlarda, yani uzmanlık alanı. Evet, yani bir bilgilendirme olarak şey yapıyordu, derse giriyordu ve dolayısıyla öğrenci de, yani çünkü daha yeni gelmiş, daha yani nerede ne bilmiyor ki, daha gencecik adam orada, işte bir ısınma, hocaları tanıma, yani ya da uzmanlaşacağı alan konusunda falan, biraz daha bilgisayar. Yani uzmanlık tabii daha hala öyle bir şey, yani biraz zor iş onlar da. Falan yani ama ne oldu? Sonra işte oraya müdür olduk, bilmem ne olduk falan. Benim bir böbrek gitti. Ne haber? Stresten bir böbreği verdim. 79'da müdür oldunuz oraya. Evet. Stresten gerçekten bir böbreğimi verdim. Yani 30-35 yıldır tek böbrekle yaşıyorum. Hiç mi ağa dediler. Peki ama yani sonra böbreğimi alan doktoruma meşhur neydi? Neyse gelir aklıma. Dedim ki böyle böyle içki şey, ben seni çeyrek böbrekle yaşatırım, sen merak etme dedi. Ha, bu buradan şu çıkıyor. Doktorunuzu bileceksiniz. Yani bu çok çok önemli bu yani. Ondan sonra falan. Sonra şey yapmadım, başka bir doktora daha sordum. Anadolu'dan gelmişti, Eczacıbaşı'da tanıştım falan. Vallahi dedi, bu dedi tartışmalı bir konudur dedi falan, ama dedi belki de alkol böbreği yıkıyordur dedi. Ha tamam dedim, bu da iyi. Yani ama gerçekten tek böbrekle 35 yıldır idare ettim yani. Haklıymış adam yani. Tabii. Peki bu... ama yani o eski hocanımı okudu hakikaten. Yani şöyle, tabii sadece bunlarla bitmiyor. Yani müdür olduktan sonra mı daha bir stres yaşadınız? Ondan önceki de. Benim için fark etmiyor ki. Ben müdür olsam ne olacak, olmasam ne olacak. Ben orada görevli bir adamım yani. İlle de müdür olmak falan bir şey değil ki. Yani ay diyorum ya, kaşıntı meselesi. Ben rahat durmuyorum ki. Yani bütün hikaye oradan kopuyor falan. Ama o dönemler... yani 80 öncesi dönemleri, Beşiktaş'ta gençlerin vurulduğu dönemler, yani gerçekten zor dönemler. Okulun şeysi belli, bakışı belli. Daha çok sol eğilimli bir tabii, öğrenci. Tabii. Etrafın bakışı ve işte insanları acite edici hareketler var. Beşiktaş'ta durmadan insanlar vuruluyor. Bu arada işte gece bölümü de vardı o zaman. Teksir makinesi çalınıyor. Zavallı gece bekçisini tutmuşlar, almışlar karakollara, marakollara. Hadi gecenin üçünde git adamı kurtar karakoldan. Bilmem ne falan. Yani bunlar da var arada yani. İkide bir şeyler geliyor. Jandarma geliyor. Silah aranıyor. Okulda gösteriler vesaireler falan filan oluyor tabii bu arada. Okulda çok fazla gösteri şeyi çok hatırlamıyorum ama bilmiyorum işte, ya burada arkadaşlar varsa belki onlar daha iyi hatırlarlar falan yani. Ama şu tabii yani boykot, yani her zaman bir bahane yaratılıyor. İşte boykot yapacağız, bilmem ne yapacağız falan diye. İlk defa benim müdürlüğüm sırasında grafik bölümü öğrencileri, yok arkadaş biz katılmıyoruz dediler. Biz buraya mezun olacağız ya, ne boykotu dediler. Falan karşı çıktılar ilk defa. Yani öyle bir şey oldu. Falan. Anladım. Peki. Hala soracağım ya. Daha çok var. Öf, peki. Ha, siz yorulduğunuz zaman söyleyin bana, ben bir ara veririm hocam. Peki. USCO 82'de kapatılıyor ama. Şimdi bu 12 Eylül darbesiyle alakalı bir süreçle mi ilgiliydi tabii, kapatılması? Tabii. Yani tabii. Bu nasıl gerçekleşti? Tabii. O sırada siz ama müdür değildiniz orada. Ama o çok ilginç tabii. Yani şimdi ihtilal olunca, darbe olunca birdenbire bizim akademi menafili hatırlayıverdi. Yani öğretim görevlisi müdür olamaz.
Titre olması lazım, profesör olması lazım, doçent olması lazım, akademisyen olması lazım. Nedense önceden bunu hatırlamıyorlardı da, o evet. Takatuka olduğu zaman, insanlar vurulduğu zaman, bilmem ne olduğu zaman birdenbire darbe sonrası akıllarına geldi. Ha oteller olmaz falan dediler. Halbuki ben daha önce istifa etmişim. Hatta hiç unutmuyorum üniversite kurulunda ben istifa ediyorum. Kimdi? Rektör muhteşem Giray. Ya bu nasıl oluyor? Bir çocuğa muhteşem isim veriyor. Ya herif benim gibi bir parmak kadar olursa nesi muhteşem? Ya böyle çocuklarınıza ona göre isim koyun. Yani bir adam muhteşem olur mu olmaz mı bilmiyorsun ki ya. Neyse muhteşem Giray rektör. Ben istifamı verdim. Gündüz Gökçe söz aldı. Efendim dedi biliyorsunuz dedi ilk defa itiraf etti orada. Bir tek ben karşı çıkmıştım dedi Yurdaer Bey'in dedi müdür olmasına dedi. Ama şimdi kalmasını istiyorum dedi. Kaldık. Ondan sonra ama işte bu şey olay olunca Sefa Erkün Bey'i atadılar. Ben de yani kurtulacağım müdürlükten falan. Ya yani bunlar benim aslında yani bu tarz şeyler geliyor beni buluyor. Yani ben siz bürokrasiden kaçtıkça nefret ediyorum. Hiç sevmediğim şeyler. Yani bir yine evraklar, kağıtlar, imzalar, cihatlar, çurtlar bana ne ya? Yani geliyor buluyor işte. Neyse. Ama en azından okulu kapatma görevinde size vermediler bu bahaneyle. Hani zaten yani işte darbe yüksek okulları kapatıyor. İşte onları lağvediyor. Bilmem ne oluyor falan hikayesi. Sefa Erkün müdür oldu. Sefa Bey beni çok üzüldüğümü sanıyordu galiba. Beni Beşiktaş'ta bir öğle yemeğine köfteciye götürdü. Gönlümü almak için. Falan. Neyse. Peki okul kapatıldıktan sonra Mimar Sinan grafik bölümüne galiba tabii. Bütün kadro otomatikman oraya mı kaydırıldı? Evet. Bu süreç nasıl oldu hocam? Yani Mimar Sinan'ın şimdi USU kısa süren ama bir tecrübe. Ama USU zaten oranın okulu. Tabii oraya bağlıydı. Tabii. Ama sonuçta ayrı bir olmuş. 71'de kuruldu. 82'de kaldı. Yani 11 senelik kısa bir deneyim aslında. Oradan Mimar Sinan'a neleri aktardınız? Yani hani orada olmayan ya da düzeltmeyi istediğiniz şeyler nelerdi? Yani neleri şey yapabildiniz, aktarabildiniz? Valla işte yani hala aynı şeyler sürüyor ve izleyebildiğim kadarıyla ne kadar izleyebiliyorsam işte arkadaşlarımız da burada. Yani o dönemde konan işte ne bileyim öğrencinin hoca seçmesi gibi işte ayakları yere basan konular hemen verilmesi gibi, briefler verilmesi gibi. Profesyonellerin eğitim vermesi. Eğitim vermesi gibi falan şeyler arkadaşların da daha eklemeleriyle, ilaveleriyle hala şey yapıyor, sürüyor. Yani hala canlı. Yani o sıralarda USU'da örneğin Perşembe konuşmaları diye bir şey yapıyorduk örneğin. İşte çeşitli sektörlerden insanlar çağırarak sohbetler yani bu bir pazarlamacı olabiliyordu. Bir edebiyatçı olabiliyordu, bir reklam müdürü olabiliyordu falan. Bunu da mesela şeye Mimar Sinan'a taşıdık. İşte Şakir Eczacıbaşı geldi falan. O konuşmalar yaptı bilmem ne falan. Ama sonra galiba bilmiyorum bir keresinde ondan sonra belki de tavsa da bilmiyorum sürüyor mu hala? Yani sürmüyor. Çünkü neden? Bir akşam şeyde çiçek barda içki mi içiyorum tek başıma falan yanıma şey geldi. Şener Şen'den Yavuz Tuğrul geldi. Hiçbirini tanımıyorum, etmiyorum bilmem ne falan ama rakı iyidir. Yani Yavuz'a dedim ki ya bir sosyal araç tabii. Şöyle bir gelsenize dedim bizim üniversiteye bir konuşma yapmak için falan dedim. Hiç de beklemiyordum. Aa gelirim dedi. Sonra Şener alınmasın diye, sonra da siz falan derim. Aa tabii Şener, bir yerde gelecek, gelmeyecek tabii. Ayrı bir hikaye. Ve Yavuz, yani gelmesine 5 dakika falan var, öğrenci yok.
Ya, hepsi rıhtımda oturuyor tabii, hava böyle. Niye oturmasın çocuk? Ne işi var şimdi orada yani? Rıhtımdan adam topladık. Hayır, şimdi Yavuz da çok yönlü bir adam. Yani hem reklamcı hem uzun metrajlı film yapıyor. Üstelik yani o sırada da bayağı eli ayağı düzgün filmler de yapmış bir adam. Daha nerede bulacaksınız böyle bir adamı? İşte o da o rakı meselesinden herhalde havaya girdi. Kabul etti. Falan. Bir daha da rastlamadım. Hiç görüşmedik falan da. Herhalde ondan sonra tavsadı belki de, bilmiyorum. Yani şimdi ben de unuttum. Yani ben emekli olmadan önce de tavsadı galiba. Hatırlamıyorum da. Hatırlamıyorum da. Yani tabii ben orada şimdi konu, diyelim ki unu ekmeklerinin tanıtımları yapılacak. Kim tanıyor? Unu'yu Emre tanıyor. Oradan birisi gelecek, brief verecek. Ama biz burada bu ekmeklerle ilişkili bir sömestri öğrenci çalışıyorsa, bu unu'nun reklamıdır. Buraya bir bilgisayar hediye eder arkadaş. Öyle iki tane mi ne, üç tane mi ne bilgisayar aldım ben şeylerden. Yani bu konu müşteri. Tabii, tabii. Yani bastırarak, bastırarak falan. Çünkü alamıyorduk o sıralarda falan. Şimdi galiba biraz daha rahatladı falan. Yani çok şükür bayağı bir şey var yani. Bilgisayar şeyi var Mimar Sinan'da. Evet, yani şeyle ilişki kurmak, dışarıdaki bir takım işveren kesimiyle öğrencinin aslında deneyimlemesi değil mi? Deneyimlemesi. Bir de yani ne bileyim, ben mesela Mimar Sinan'a çağırdığımı hatırlamıyorum ama galiba OSU'ya çağırmıştım mesela. Rahmetli Demirtaş Ceyhun'u çağırdığımı hatırlıyorum falan. Yani edebiyatçı gelsin, ressam gelsin, bilmem ne. Yani bir şey, yani bir hareket olması lazım. İnsanların beslenmesi lazım falan. Tamam. Mimar Sinan'daki öğretim görevliğinizde o süreçte Namık Bayık bölüm başkanıydı hala. Evet. Fakat sonra bir ayrıldı. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz? Nasıl bir hocaydı? Yani nasıl bir kişilikti? Oralara girmeyelim. Yani şimdi rahmetli olmuş birisi için çok doğru değil. Kendi şeysi. Ama başka şeyler söylenebilir tabii. Yani onların da belki bilinmesinde yarar var. Örneğin biz transfer olduğumuz zaman, OSU'dan geçtiğimiz zaman, Namık Bey pek şey yapmadı, memnun olmadı tabii. Çünkü beni özellikle Bülent'i, Bülent derken Bülent Erkmen'den bahsediyorum, pek şey yapmazdı, sevmezdi. OSU'daki, çünkü OSU'da da ders verdi aynı zamanda. Tabii. Tabii. Oradaki ilişkileriniz nasıldı? Yani oradan başlayan bir çekişme mi bu, yoksa transferinizden sonra mı devam etti? Yani ufak tefek şeyler olabilir. Ben OSU'da müdürlüğüm sırasında bir ders ücretini kestim mesela Namık Bey'in. Çok fazla sinirlendi falan. İşte nasıl kesersin? Nasıl kesersin? Ya bayrama geliyor o gün, nasıl kesmeyeyim senin ders günü? Bayram, tatil falan. Yani böyle şey yapmış, alışılmış, tatil matil değil. Yani hiç paralar ödeniyor, bilmem ne oluyor falan. Yani bunlar tabii bana göre şeyler değil. Ama Mimar Sinan'a geçtikten sonra bir kere Bülent Erkmen'e ders verdirtmedi. Yani bayağı bir süre ders verdirtmedi. Ondan sonra bana da çok ilginç, her sömestri başka dersler verdirtti. Yani işte ne bileyim, atıyorum şimdi bir sömestri orada hala meşhurla karıştırıyor olabilir bazı derslerin adları falan. İşte grafik anlatım dersi verdirtiyor. İyi gidiyor. İşte arkadaşlarla çalışmalarımız fena değil. Hatta o derste miydi? Tam şey yapamıyorum ama sanıyorum o dersteydi. Birinci sınıflar ya da ikinci sınıflar. Ya sergi açalım hoca falan diye şey yapmışlardı.
Namık Bey'i arıyoruz. Yok Namık Bey hasta bilmem ne falan bulamadık edemedik. Açalım dedik. Osman Hamdi Salonu'nda o arkadaşların sergisini açtık. Kaç senesiydi onu da unuttum yani. Sonra Namık Bey geldi o sergiyi gördü. Bunlar ne dedi? Dedim işte böyle böyle işledi arkadaşlar gençler. Fena da işler değil. Ya dedim böyle dedi, diplomada böyle işler çıkmıyor dedi. Bu nereden dedi nasıl oluyor böyle şeyler buna ne? Anladık da yani adam hem beğeniyor hem azarlıyor. Yani o derste başarılı oluyorsun. Sonra başka bir derste illüstrasyon dersine veriyor. Başka bir derste başka bir derse veriyor. Her semestrede beni oradan alıyor oraya, oradan alıyor oraya falan. Bir günü yeni eğitim yıllarından birinde okula uğradım falan işte bakıyorum. Hangi dersler var, neler var, benim görevim ne acaba falan diye. O arada Abdullah oradaydı, yanıma yaklaştı. Hayrola dedi. Bakıyorum dedim ne gibi şeyler var. Aa dedi bilmiyor musun dedi. Hoca dedi sana dedi burada dedi bu ders eğitim yılında sana ders koymadı dedi. Ha öyle mi dedim peki ne yapacağım ben yani falan. Seni temel eğitime verdi dedi. Hayda. Fena halde tepem attı yani öyle böyle değil. Abdullah dedim ki bak dedim. Şimdi dedim cami duvarına işedi. Ve aşağıya indim. O Osman Hamdi Salonu'nun orada şey var ya köprü. Hı hı. O köprünün üstünde odalardan biri dekanlık, öbürü rektörlük. Fransızca dersi vermek istiyorum diye bağırmaya başladım. Bir tur attım, bir tur daha. Fransızca dersi vereceğim diye gene bağırmaya başladım. Sadi Diren dekan kapıyı açtı. Ne oluyor dedi. Fransızca dersi vermek istiyorum dedim. Oo Gündüz Gökçe çıktı. Ne oluyor dedi. Fransızca dersi vereceğim ya dedim. Sen Fransızca bilir misin? Hayır bilmem. Nasıl vereceksin? Ben temel eğitim de bilmem. Ben nasıl temel eğitim dersi veririm ya dedim. Yani. Bu ne demek dediler. Oturduk anlattık bilmem ne falan. Meğerse rahmetli bölüm kurulundan geçirmeden ve dekanlıktan geçirmeden beni görevlendirmede bulunmuş. Onun üstüne bir takım işte Namık Bey'e hesap kitap sorulmuş. Bülent'e de dedim ders verdirtmiyor zaten falan. Bülent'i çağırdılar daha sonra falan. Sonra Namık Bey'i çağırmışlar. Namık Bey kendini haklı göstermeye kalkmış falan. İşte nasıl neler olduysa artık. Ben o zaman ben istifa ederim demiş. Onlar da et demişler. Böylelikle istifa etti ayrıldı. Fransızca bir istifa mı? Bilmiyorum. Ama böylelikle yani bir anlamda Boğaz'da Lüfer'den kurtulmuş oldu. Yani bir bakıma. Bu bahaneyle. Yani. Hoş değil bunlar tabii ama gerçek bunlar. Yani bir yerde görev yapıyorsunuz, orada eğer tabii bu biraz da yapı meselesi. Yani her şeye ille de kafa sallamak, her şeyi de kabullenmek. Tabii bu özel üniversitelerde daha da sanıyorum vahim olsa gerek çünkü daha iyi paraları deniyor. Kimse sandalyesini kaybetmek istemiyor sanırım. Yani bir sorun eğitimde, üniversite eğitiminde bunlar bir sorun. Ve burada tabii sadece özel falan diye de ayırmak bana çok da doğru gelmiyor. Bu bir bütün aslında. Yani insanlar birbirlerinin kuyularını kazıyorlar. Benim profesörlüğüm meselesinde önce kabul edildi. Bayağı bir uzun sürmüş galiba. Evet, sonradan ne olduysa geçebilir yazmışız daha önce ama tapaş hatası olmuş, geçemez kariyere. Peki. Tekrar Gündüz Gökçe'nin itilmesiyle tekrar müracaat. Bu sefer resim bölümünden Cihat Aral'ı örnek gösterdim. Onu da bana Gündüz Bey önermişti gösterebilirsin diye. Cihat Bey'e örnek gösterdim. Tamam kariyere geçebilir dendi. Sonra arkadan tekrar. Hayır efendim
kişilere özgüdür kararlar, kişiler örnek gösterilerek bilmem ne yapılamaz. Hadi gene falan. Yani insanlar böyle aptalca, ilkel duygularla, işte kıskançlık gibi falan hareket ederek birbirlerinin kuyularını kazmaya kalkıyorlar falan. Ne oluyor sonuçta? Ne oluyor? Ben bunu anlamış değilim. Ne oluyor? Yani kimin başı göğe eriyor birisinin kuyunu kazmakla? Hatta o adama ne oluyor yani? Bir şey mi oluyor yani? Yani o bir şey olarak duruyor. Ben hala varım işte. Ama bunu yapanlar nerede? Yoklar çünkü. Çünkü o kadar küçükler çünkü. Yani. Falan. Bak iş geldi dertleşmeye, soracaksan sor. Bir konuşursam. Yani. Peki 82'de USU kapatıldıktan sonra GMK'nın kuruluşunda önemli rol oynadınız. Hayır. Kuruluşta ben yokum. 78'de kuruldu ama siz 82'de ilk yani başkanlığını mı devraldınız? Hayır, ilk de değil, olur mu canım? Olur mu? Onu bir anlatırsanız. Yok canım, yani İlhan Bilgeler, işte Burhan, neyse bütün isimler aklıma gelmiyor. Onlar kurdular ve onlar kurarken şey yapmamak da lazım, yani haklarını da yememek lazım. Beni atlamadılar. Bana da kuruluşa katılmam için öneride bulundular. Birlikte olalım şeklinde. Ben kabul etmedim. Çünkü ağzım yanmıştı zaten daha önce. Grafik Sanatçılar Derneği'nden. Bu memlekette de böyle bir şey yürür mü arkadaş yani falan hikayesine kabul etmemiştim. Ama yani kurucu onlar galiba Turgay da var. Turgay Betil de var. Falan kurucu onlar, ben değilim. 82'de ilk başkanlığınızı yaptınız GMK'da. Ben o seneyi hatırlamıyorum. Hatta 87'den 93'e kadar da devam etti bu başkanlığı aralıksız olarak. O dönemler dernekle ilgili yaşadığınız zorluklar nelerdi? Ya da ne yapmak istediğinizde yapamadınız? Şimdi o dönem dediğimiz şey, bir kere her şeyden önce iyi anlaşan, birbirine saygısı, sevgisi olan insanların, özveri de bulunabilecek insanların bir araya gelmesi önemli bu dernek meselelerinde. Yani ben dernek başkanıyım, carpçuk diye kart vizit bastırma falan sevdasında olmayan, vakit ayırabilecek bir anlamda, ciddiye alabilecek kişilerin bir araya gelmesi. Bu bir her zaman olan bir şey değil. Bu bir gerçekten biz iyi bir ekiptik. Ve gerçekten çok yararlı diyebileceğim işler yaptık. Örneğin 3 tane kitap bastık işte. Grafik Tasarımcılar kitabı bastık, Logo Türk kitabı bastık, Türkiye'den Afişler kitabı bastık. Bülent Ermen'in öncülüğünde onun başı çekmesiyle Yazılar Dergisi yayınlandı. Yazılar o zaman başladı Tabii. Tamamen Bülent'in inisiyatifiyle. Hala da devam ediyoruz zaten. O da Yeşim Hanım'ın tekrar onu canlandırması ve şimdiki arkadaşların devam etmesi sayesinde oldu. Devam ediyor. O arada iki kere örneğin böyle tuttu mu tutuyor işte. Otobüsle bir yanara gideceğiz diye tutturdum. Ulusoy'dan otobüs kiraladık. Buradan çıktık tıttır tıttır. Bulgaristan, o zaman daha parçalanmamış Yugoslavya. Budapeşte, Macaristan. Efendim. Burno, grafik tasarım Biennale. İşte Prag. Oradan hedef neresi? Varşova, Afiş Biennale tabii yani. Oraya gidiyoruz. Evet, otobüste böyle kalktık, gittik. Çok da bence hoş bir şey oldu, gezi oldu. Ama gene her nedense bizim tasarımcı arkadaşlarımız, grafik tasarımcı arkadaşlarımız pek fazla bu tarz şeylere ilgi göstermiyorlar. Yani fotoğrafçı arkadaşlarımız vardı. İşte Gültekin Çizgen, Şemsi Güner, karikatüristan Oral, Behiç Ak, oyuncu Tijen Par, Şehir Tiyatrosu'nun yönetmeni Engin Uludağ falan gibi böyle dışarıdan başka kişiler de katıldı. Ancak otobüsü öyle doldurabildik falan. Kalktık gittik falan. Bence güzel bir gezi oldu 88 yılında. 90'da tekrar şey yaptık. Gene bir bu sefer Varşova yok. Burno Tasarım Biennale için hedef şey yaptık. Gene otobüslerle. Gittik. Ama bu arada tabii oralara gidiyoruz. Yani şimdi Vazerilli sergisi, işte Budapeşte'ye gittik. Vazerilli Müzesi'ni gezdik.
İşte sadece Afiş Bienali falan değil, Krakow'da uluslararası baskı resim Bienali ya da Trienali vardı. Hı hı. Öyle bir şeye rastladık. Tabii dönüşte Venedik'e uğrayıp Venedik Bienali falan gibi. Yani böyle bir etkinlikler, ama bu etkinliklerde bulunurken bunlar da tabii arkadaşları ikna etmek bazen çok her zaman şey olmuyor. Yani Sadık Kara Mustafa bir röportajında bahsediyor. Yani işte Yurder çok ince eler, sık dokur, her şeyi hemen kabul etmez, canımıza okur, tam, sonunda kabul eder. Tam lafını söyleyeyim, anamızı ağlatır diyordu. Ertesi günü gene aynı şeyi gündeme getir, anamızı ağlatırdı diyor. Falan olmuyor başka türlü, inatçıyım ne yapayım. Yani falan, yani böyle işte Türkiye'nin tanıtımı için afişler sergisi. Şimdi yani oturduk mesela, öyle bir sergisi, herkes oturdu, iş üretti falan. Yani onların dışında bu ödül verme grafik ürünler sergilerinde ya da oylamaya katılma falan için ilişkide olduğumuz sektörden bazı insanların suça iştirak etmelerini istedik. Necat Eczacıbaşı geldi, eksik olmasın, ödül verdi. Şakir Eczacıbaşı geldi, oylamada bulundu. Mustafa Taviloğlu geldi, Mudo, o da işte oylama yaptı, bilmem ne falan. Yani gene edebiyatçı, pazarlamacı, reklam müdürü, iş adamı falan gibi kişileri derneğe dahil etmiş. Evet, yani çünkü şeyleri yok, ilgileri yok, bilgileri yok. Ama biz habire suçluyoruz, ya anlamıyor bu adamlar. Nasıl anlasın? Sen onun işinden anlıyor musun? Anlamıyorsun. O zaman anlatmak gerekiyor. Yani anlatmanın da çeşitli yolları var. Adamları da çağıracaksın falan gibi. Yani daha bir takım başka şeyler de olabilir yani. Sizin aslında UESIO'da yapmaya başladığınız şeyi GMK çatısı altında devam ettirmişsiniz bir anlamda. Hani dışarıdan profesyonellerin çağrılması. Yani olabilir. Evet, olabilir. Peki profesyonel hayatınızla ilgili bir şey sormak istiyorum hocam. Özellikle 90'lardan sonra yaptığınız, ürettiğiniz işlere baktığımız zaman, özellikle film festivali için yaptığınız afişlerde, işte Truffaut'un, Fassbinder, Hitchcock afişleri, tarzınızın biraz değiştiğini görüyoruz. Hatta demin bahsettik Sadık Kara Mustafa'dan. Hı hı. Onun da bir yazısında pek Yurda Erce bulmadığım işler diye bahsettiği işler ürettiniz. Ama sonra dönüş yaptın abi. Sonra tabii, sonra dönüş yaptı. 10 sene kadar sonra. Sonra yanılmışım dedi. Bunlar ne kadar şeyle alakalı? Bu 90'larda yaşanan bir dijital devrim var. Hani her şeyin sayısala dönüşmeye başladığı bir dönem. Ve sizin kullandığınız klasik tekniklerin dışına çıkmanız. Daha çok hani daha önce yaptığınız illüstrasyon ve ona eklemlenen bir tipografiden asıl tipografinin ana görsel eleman olması sürecine bir geçişiniz var. Bu onunla alakalı mıdır? Şimdi ya da bu dönüşümü nasıl gerçekleştirdiniz? Dönüşüm denebilir mi bilmiyorum. Yani farklı ama gerçekten bir farklı. Şöyle var. Farklı olabilir. Şöyle yaklaşabiliriz. Benim yaptığım afişlerin ağırlığını ikiye şey yapabiliriz. Genel olarak bir tiyatro afişleri, bir sinemayla ilgili afişler. Şimdi iki ayrı konu. Yani tiyatro başka bir kitleye seslenen, hedef kitlesi nispeten farklı olan, anlatımı, afişlerin de anlatımı belki farklı olan bir alan. Sinema star meselesi. Gerçi yönetmen. Yani star deyince ben starlarla belki çok az şey yani bir Alain Delon, bir Mastroianni falan için afiş yaptım bir iki tane ama daha çok yönetmenlerle ilgili yaptım. Şimdi bir kere böyle bir fark var. Bunlara nasıl yaklaşacağız? Yani bir tanesinde kişi ağırlık basıyor. Hı hı. Ötekinde konu ağırlık basıyor ve yönetmenin yorumu ağır basıyor. Şimdi böyle bir farklılık var bir. İki, biraz önce değindim nasıl bir eğitimden geldik. Tipografiyle bir şeyler yapmak istedim. Yani istiyorum. Yani o tarafta neler becerebilirim? Tipografiyle ne kadar başarılı olabilirim? Ne kadar anlatabilirim? Yani birkaç
Afişte o konuda yani sevdiğim afişler oldu mesela tipografi ağırlıklı yaptığım afişlerde. Bir de ayrıca başka bir şey daha var. Fotoğraf kullanma ihtiyacı. Bu üretim tekniklerinin de gelişmesiyle biraz alakalı değil mi? Sizin ondan daha önce da yaptığınız ama yani, tipograflar yapıyor, tabii, tipo basılıyor. Tabii, şimdi tabii daha bir farklılaştı. Tabii. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi elime gelen fotoğraflar, örneğin Fassbinder afişine valla üçüncü hamura basılmış bir tane bir şu kadarcık bir minicik bir fotoğraf geldi. Kısıtlı malzeme var. Kısıtlı malzeme. O kısıtlı malzeme birazcık beni zaten öyle bir şeye yönlendirdi ve öyle bir ayrı bir dizi gibi bir şey çıkmaya başladı bu sefer. Yani birazcık şeyin zorlamasıyla, yokluğun zorlamasıyla da diyebiliriz buna. Sınırda alanda kaliteli evet, bir yaratı. Evet, şimdi yani ne yapacak? Şimdi yönetmeni, ben önce şöyle şey yapayım. Yani yönetmeni bir star gibi alamayız. Yani kocaman bir portre kullanmak çok anlamlı gelmiyor bana yönetmen şeysi için. Yani yönetmeni nasıl anlatacağız? Yani onun kişiliğini nasıl vereceğiz? O zaman küçük bir fotoğraf kullanmak tamam ama star olunca orada iş değişiyor. Ve böyle küçücük falan da bir şey gelince zaten Fassbinder'de kurbağa gibi de bir adam. Zaten büyük kullansan ne olacak yani? Son derece çirkin falan da bir adam yani. Ve o şey ikisini birleştirerek bir anlamda yani fotoğraf ve tipografi kullanımıyla böyle bir çözümlemelere gitmeye şey yaptım, yöneldim. Fotoğrafta da başka türlü tabii zorlanmalarım oldu. Örneğin dışarıya iş veren, fotoğrafçı arkadaşlarla iş gören bir tasarımcı olsam, yani bir takım arkadaşlara ya şu fotoğrafı çeksenize, şunu şöyle yapsanıza deyip fotoğraflarla falan belki bir şeyler yaratabilirim ama elinize hazır gelen fotoğraf. Evet, hem o hem de yani nasıl bir angarya yükleyeyim ki zaten iş de vermiyorum falan. Yarından beri birazcık iş falan da verecek falan. Kaldı ki zaten yani eğer star şeyden bahsediyorsak yani başka konuda şey yapıyorum yani nasıl olsa gidip Alenderon'un fotoğrafını çekecek hali yok. O ayrı bir hikaye yani. Yani onlar öyle doğdu yani. Konu güzelse Alenderon gibi büyük kullanıyorum diyorsunuz. Konu fotoğrafı değil. Yönetmen çirkinse star. Aslında. Yok, starla yönetmen farkında bahsediyorum. Güzel çirkin değil. Anladım. Peki hocam şeye dönmek istiyorum. Bu tasarım araçlarının dijitalleşmesi ve masaüstü yayıncılığın gelişmesi. Yani bu tasarıma kalite anlamında bir etkisi oldu mu? Ne getirdi ne götürdü? Yani bunun gördüğünüz bir farklılık var mı? Hani eskiden şöyleydi, şimdi daha bir bu şekilde dönüştü diyebileceğiniz bir kalite farkı var mı? Bilgisayar çalışmıyor. Bilgisayarın, evet. Yani üretim tekniği kaliteyi belirledi mi biraz? Ya da kaliteyi yükselmesine yardımcı oldu mu? Yani bu konuda yani ahkam kesmem çok doğru olmaz. Çünkü bilgisayarı çok iyi kullanan ve anlayan bir kişi değilim. Yani ben sadece İşte Photoshop'ta taslak yapacak kadarına, o da yani yarım yamalak falan böyle el yordamıyla bilmem arkadaşlara danışarak falan kullandığım bir alet. Ama ve tabii ki ben hala kağıdın kokusunu, boyayla oynamayı falan seven bir insanım. Çünkü zaten farklı bir kuşaktan geliyorum. Yani ama şu var. Bilgisayarla yapılan işlerde bir mekanik bir şey var, bir mekanik, o da bir tat belki falan ama yani tabii çok kişisel bir görüş, belki buna başka arkadaşlarım da katılıyor olabilirler. Bir de iş cambazlığa döndü. Yani çok iyi kullanan bazı arkadaşlar, bilmem neler falan, o programların falan, tüm dünya için konuşuyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani onların esiri falan neredeyse oldular ve işler birbirine benzemeye başladı. Ve işler numaraya dönüşmeye başladı. Benim izlediğim kadarıyla, yanılıyor olabilirim. Görsel tamamen numara, içerik evet, zayıf. Evet, yani görsel kişisel şeyim bu. Ve zaten ayrı bir şey daha var izlediğim kadarıyla. Öyle ya da böyle, hangi teknikten olursa olsun bir konuyu yansıtmak, onu tam anlamıyla hedef kitleye anlatmak falandan iş sanki biraz uzaklaştı. Daha çok görsel etki rol oynamaya başladı. Zaten Mehmet Ali Türkmen de öyle bir şeyde bulunuyor. Yani baktığın zaman etkiliyorsa o afiştir falan demeye başladı Mehmet Ali de falan.
Bilmiyorum yani çok şey değil. Yani tabii ki yararlanılmalı. Acaba bilgisayarla oradaki bir takım programlarla kendi kişiliğimizi ortaya koyarak acaba yeni şeyler olamaz mı? Yapılamaz mı? Yani bunun peşinde koşulamaz mı? Bence neden olmasın? Hı hı. Ama ben şimdilik öyle bir şey görmüyorum. Çok anladım. Çok şey oldu, çok bilmiyorum katılır mı arkadaşlarım? Çünkü genç arkadaşlarım... Bir arkadaşım bir soru sorayım. Yani. Mikrofon verebiliyor muyuz? Hazırsa bir saniye bekleteceğim. Galiba hazır değil. Şimdi çok arkadaşlar şey kullandığı için... Ben şunu söylemek istiyorum. Soru değil, ben sadece bir ekleme yapmak istiyordum. Ben de Eurodöner Altıntaş'ın 90'lı yıllarda öğrencisi oldum, Mehmet Erdener. O zaman da grafik bölümünü çok severek okuyordum. Ama o zaman gördüğüm, 20'li yaşlardaydım o vakit. O zaman gördüğüm şey şuydu, bence sorunun içinde olan bir şey olduğu için bunu ekliyorum. Grafik bölümü, kendi yaşadığım dönem için anlatıyorum bunu. Bir oğlan çocuğu fetişi halinde bir yere düştüm ben. Herkes böyle bilgisayar modelleri konuşuyor. Ben RAM'i yükselttim, sen ne yaptın falan, falan gibi. Böyle bir oğlan çocuğu... Filtreler konuşuluyor. Okulu gibi bir yerde. Burada sadece benim gördüğüm, Eurodöner diyeceğim, kusura bakmayın. Eurodöner'in kurduğu, kurmaya çalıştığı, ucunu gösterdiği, tatlı bir soğuk esinti kendisi sayesinde oluştu. Yoksa o seneler herkesin A4 kağıt getirip işte siyah printle bir şeyler gösterdiği sıkışmış bir dönemdi. O yüzden Eurodöner'in, yine ben kendi dönemi işte anlatayım, 90'lı yıllarda araladığı şey, açtığı yer önemli bir rüzgar. Bir tür dengeleyici oldu aslında değil mi o geçiş dönemi için? Grafik tasarım bir oğlan çocuğu eğlencesi değil yani, bilgisayar eğlencesi değil. Bu teknolojinin hükümranlığı bence olumlu ve olumsuz yanlarını iki kefeye koyarsak, olumsuz yanının daha yüksek olduğunu düşünenlerden bu kadar söyleyeceğim. Yani esiri olmamak lazım. Bazı arkadaşlar birazcık şey yani... esiri haline geldiler bilmeden belki de, fark etmeden belki de yani. Çünkü çok olanaklı bir şey, alet falan ama yani orada herkesin kendi kendine sorması lazım. Ben neredeyim? Ne yapıyorum? Yani biraz sorgulamak gerekiyor. Yani böyle bir kapılıp gitmek falan. Çünkü nereye dokunsanız yeni bir şey çıkıyor karşınıza. Bir başka bir şey çıkıyor. Hep oynayabilirsiniz gibi neredeyse falan ama bilmiyorum yani kuşkusuz arkadaşlar herhalde sorguluyordur da. Ama bu sorgulama tabii her şeyden önce ben ne istiyorum? Yani ben bu eğitimi alıyorum ama ben ne yapmak istiyorum? Hedefim ne? Yani bu. Bir kere böyle genç arkadaşlar arasında da böyle kendisini sorgulayan da çok fazla olduğunu da sanmıyorum yani. Aslında sizin öğrenciliğinizde sorguladığınız şeyi şimdi devamı yani kullandığınız teknikle şimdiki teknik arasında aşağı yukarı fark yok. Önemli olan sorgulamak ya da bir hedef belirleyebilmek kendine değil mi? Yani nerede şey yapacaksınız? Ben örneğin başka yani az para kazanmayı göze almışım ama başka bir kulvarda iyi bir şeyler yapmayı seçmişim. Yani hem meslek adına hem mesleki üretim adına. Yani bu bir seçim. Hı hı. Ama bu kişinin şeysiyle de bağlı, yani hırslarıyla da bağlı. Benim öyle hırslarım yok. Aman son model bilmem ne marka arabam olsun. Hiç böyle. Keşke olsaydı biraz. Aman bir teknem olsun. Vallahi hiç. Yani. Peki ben onunla mı uğraşacağım ya? Yani bir de. Ben öyle bakıyorum yani. Böyle hırslarım olmadı. Keşke olsaydı falan. Bazı arkadaşlar ya hiç merak etmedim. Ben prensim ya. Ben şimdi araba falan kullanır mıyım? Ben başkaları araba kullanacak, ben arabaya bineceğim. Yani. Peki evet. Hocam şey sormak istiyorum. Bu 93 yılından beri yaptığınız bir doğum günü yemekleriniz var. Şimdi bunun hikayesi nedir? Bayağı da kalabalık bir katılımın olduğunda biliyoruz. Ya çok keyif aldığım, çok mutlu olduğum falan bir şey o. Yani... kimdi o, neredeydi şimdi, o kadar çok sene oldu ki yani 93 bilmem ne kaç yıl yani 20 küsur yıldan bahsediyoruz falan.
Bir gün bir eski öğrencilerinden birine rastladım. Aa işte ne yapıyorsun, nasıl işler nasıl gidiyor bilmem ne. Bilmem kim görüyor musun? Sınıf arkadaşım soruyor. Görmüyor. Peki işte Ayşe'yi Fatma'yı görüyor musun? Görmüyor. Oğlum nasıl hatırlamazsın? Güzel kızdı işte bilmem neydi falan. Onu da hatırlamıyor. Yani bu böyle olmaz. Şimdi o zaman Yurdaer Efendi sen bir şey yap. Gene sen doğum gününü falan bahane et. Bu arkadaşları bir toparlayalım. Neden? Şunun için. Bir kere sınıf arkadaşları birbirlerini kaybetmesinler. Niye ya? Yani hoş bir birlikte olmak. Yani bazıları belki birbirlerini görmek istemeyebilirler falan ama yani bence birinci şey o. Ama asıl düşündüğüm daha önce mezun olmuş, bugün işte 60 yaşında olan falan öğrencilerimiz var. Bunlar bir kısmı ajans sahibi olmuş, bir kısmı işte sanat yönetmeni olmuş bilmem nerede, şurada burada ve de arkadan gelen genç arkadaşlar var. Bunlar neden birbirlerini tanımasınlar? Böyle bir yemek yapsak da. Bir iş hani, bağlantısı kurmanın. Evet yani hani ya sen hangi matbaacıyla iş görüyorsun? Fiyatları nasıl, iyi üretim yapıyorlar mı ya da hangi tabelacıyla bilmem ne falan. Bu iyi olur diye düşünüyorum ama ne kadar amacına ulaştı onu bilmiyorum. Hı hı. Ama yani hala devam ediyor bu değil mi her sene? Hala her sene devam ediyor. Ben her sene gidiyorum, bir lokanta buluyorum. O lokantaya menü koyuyorum önlerine. Pazarlık ediyorum. O arkadaşlarım adına. Ondan sonra işte üç aşağı beş yukarı kavga ediyorum sahipleriyle. Bilmem ne falan. Ondan sonra işte mail atarak ben de mail olan arkadaşlara haber veriyorum. Onlar kendi arkadaşlarına haber veriyor. Ama böyle yayılıyor falan. Toplanıyoruz. Biraz hoş oluyor. Hanımlar biraz fazla ciyak ciyak bağırıyorlar ama ya, beni çok seviyorlar. Güzel. Peki 95'te profesör oldunuz. Ya. 96'da ana sanat dalı bölüm başkanı oldunuz. Buna rağmen size cübbesiz hoca diyorlar. Bunun hikayesi nedir hocam? Cübbelimiz var da. Yok ya, yani şimdi cübbe ne ya? Ya böyle şeylere çok karşı bir kişiyim. Yani şimdi hakikaten cübben yok. Hiçbir zaman da olmadı, hiçbir zaman da giymedi. Bir kere giydim abi, pardon. Bir kere giydim. O Hınzı Melik var ya, Melik Görgün'ün nesi, hangi aşamasıydı? Test. Doçentlik aşamasını bilmiyorum, onun jürisindeydim falan, Marmara Üniversitesi'nde toplanıldı falan. Bir tek İlhami Turan'ı hatırlıyorum, başka kimler vardı şurada onları unutmuşum. Bir ara bunların ellerinde çantalar açıldı falan, çantaların içinden cübbeler çıkıyor falan. Ben böyle şaşkınlıkla bakıyorum, lan ne oluyor? Ne oluyor dedim. Dediler cübbe giymek lazım. Neden? Çünkü yasal olmuyormuş. Eğer cübbesiz olarak şey yaparsanız, sonucu bildirirseniz geçerli olmuyormuş dediler bana o zaman. Senin yok mu dediler? Aa. Üniversite içinde dolaşıldım bir cübbe bulundum. Oturduk cübbeyi giydik falan. Neyse bitti. Tek şeyim o hatırladım. Onun dışında şey ama şeyde ya bir de o var. Işık Üniversitesi'nde bölüm başkanı ya sana cübbe yaptıralım. Git Allah aşkına ben giymem cübbemi. Yaptıralım. Ya masraf etmeyin giymem. Falan. Bir gün odama geldim baktım askıda bir tane cübbe duruyor orada. Yaptırmış. İnat bu ya. Herif de inatçı, ben de inatçı falan. Fenalde sinirlendim önce falan. Sonra aldım cübbeyi. Tın 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 asistan arkadaşlarımın odasına. Onurlu Hande'nin odasına. Kim önce aşama yaparsa bu cübbe onun dedim. Astım cübbeyi oraya falan. Bir gün de rektörlerden biri. Ya dedi o kadar dedi şey yapıyoruz, auditoriumda etkinlik yapıyoruz, gelmiyorsun. Gelmem dedim. Neden dedi? Her gönderdiğiniz davetin altında akademik kıyafet mecburdur yazıyor, ondan gelmem dedi. Yapma ya. Kaldırdı. Kısa bir süre sonra kaldırdı. Ama tabii meraklıları var herhalde. Gene koymak zorunda kaldı. Gene şey altına. Çekişi var ya. Evet. Ya çok da tuhafıma gidiyor. Şimdi en ön sıraya böyle cübbeler olan adamlar oturuyorlar. Arkada yani titri olmayan, belki de çok daha değerli sayabiliyorsunuz arkadaşlar arkalarda oturuyorlar.
Bu ne menemiş ya, ben anlamıyorum yani. Bir de bizim mesleklerde böyle cübbeler, mippeler bilmem ne. Bana çok şey geliyor. Yani onun için cübbesiz hoca. Cübbesiz hoca değil mi? Adınız da bu kadar. Peki profesör olduğunuz yıl 95'te bir 60. yıl sergisi düzenlediniz. 60. yaş sergisi. Bunun hikayesi nedir hocam? Niye bunu yapmaya karar verdiniz? Çünkü biraz önce değindiğim otobüsle Biyanalere seyahat yaptık ya. Hı hı. Pek fazla iştirak eden olmadı. Bu serginin iki nedeni vardı. Bir, gelmiyorsanız ayağınıza getiririm. İki, bir Biyanal olsun istiyorum. Yani Türkiye'de bir Biyanal yapılsın istiyorum. Onun bir alt yapısı olsun. Üç, kaşındı. Yani bir gece yattım ve uzun süredir hiçbir şey üretmiyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Ne meslek adına, ne mesleki üretim adına, ne bilmem ne falan. Ya ne menem, ben ne yapıyorum falan diye uykularım kaçtı. Sonra düşündüm, ya benim yakında doğum günüm. Ben bunu uluslararası bir sergiyle acaba kutlasam olmaz mı? Bu bahaneyle. Bu bahaneyle. Hı hı. Hem de böyle bir şey yaparsam Mimar Sinan Üniversitesi'nin de bir uluslararası afiş arşivi de başlatmış olmaz mıyım? Bu sergiyle başlayan bir arşivdi galiba değil mi? Tabii. Ve ben ondan sonra yataktan fırladım. Başladım listeler yapmaya. İşte çeşitli yaş grupları, çeşitli ülkeler falan. Çok tek başıma gerçekten işte mektuplar gönderdim, broşürler, fotoğraf çekimleri falan, şunlar bunlar. Aksanat'ta öyle bir şey düzenledim ve katılım nasıldı? Çok iyiydi ve çok çok hoş mektuplar aldım. Yani mesela Avusturya'dan bir tasarımcı, bu müthiş bir fikir, ben de doğum günümü böyle kutlayacağım diyor. Öbürü bilmem ne diyor falan. Çok hoş şeyler geldi, mailler geldi. Ve ben böyle her gün bir hediye alıyorum, çocuk gibi böyle. Her gün bir paket geliyor, içinden falan böyle. Ama sonunda şey yapamadık yani, Biyanali bir türlü gerçekleştiremedik. Onun devamı da gelmedi zaten galiba değil mi? Hayır, çok uğraştım. Yani sonunda Şakir Bey'in sağlığında bile İKSV ile bunu yapalım, şöyle bir Biyanali yapalım bilmem ne falan dedim. Hatta oturuldu. Afiş Biyanali logosu bile var olan logolarla adapte edildi. Logo da yapıldı. Hı hı. Bülent şey yaptı onu falan. Ama tabii Şakir Bey, ya biz zaten zor dönüyoruz. Yani ekonomik olarak. Ama biz sana her şeyi veririz. Yani her servisi veririz. Sekreterlik servisi veririz, ulaşım şeysi veririz, basın meselesinden yararlanabilirsin. Yani buradaki ekibin yapabileceği şeylerden olabilir. Ama iş bütçeye geliyorsa para bul gene arkadaş dedi. Çünkü biz zaten zor döndürüyoruz dedi. Peki dedik. Gittim benim o 60. yaş sergisinde Akbank şey yaklaştı, sıcak yaklaşmıştı. O zaman Hamit Belli hayattaydı. Ve Hayri Çolacı bu işlerin şey başındaydı, Hayri Bey falan. İşte görüştük ettik falan, ama hep her şey Türkiye'de kişilere bağlı ya. Yani Hayri Bey başka bir göreve, evet, hayır, Akbank kurumsallaşmış ama Hayri Bey başka göreve verildi. Onun yerine gelen kişi, aynı kafada bu herif ne diyor falan gibi böyle bir hava falan oldu. Olmadı. Müze de aynı şey. Yani bunlar, yani beceremedim kaşıntılarım. Yani soluğum yetmedi artık. Yani müze için de uğraştık ettik, Yıldız Bahçesi'nde, sarayın bahçesinde bir yer bulduk. Hatta Bülent'le beraber gittik. Küçücük bir yer falan olsun dedik. Yani burada biz başlayalım. Bakanla falan görüşmüştünüz o şeyi. Yok, bakanla. Hükümet mi değişti sonra? Bakanla şey ayrı. Şey istediler, müze yönetmenliği yap dediler. Ben oturdum, müze yönetmenliğini de hazırladım. Nerelerdeyse o. Onu da gönderdik, bilmem ne falan. Bir türlü olmadı. Ha, o senin dediğin şey,
Fikri Sağlar Kültür Bakanı'ydı. Evet. Fikri Sağlar da Hakkı Mısırlıoğlu'nun Galatasaray Lisesi'nden arkadaşıydı. Hı hı. Fikri Bey'den randevu aldık. Adnan Kahveci öldü. Hı. Buluşamadık. Evet. İkinci bir randevu aldık. Turgut Özal öldü. Bir daha almayın randevu mu? Sonra baktık iş tehlikeli. Başka yere gidiyor. Yani görüşemedik. Fikri Bey'le görüşseydik belki de yani bugün müzemiz de olacaktı. Belki bir Biennale de şey olacaktı falan. Ama bu son Ankara'ya gittiğimde Türkiye Tasarım Konseyi toplantısında falan orada bir şeyde dedim ya yani bu işi ben beceremedim, soluğum da yetmedi. Sofya'ya gittim, sahne sanatları afişleri Triennale'nin açılışına katıldım. Yüreğim çiz etti dedim yani çünkü çok da başarılı değillerdi, çok da kötü bir katalog da yapmışlardı. Vallahi hatta garibim böyle dedi ki ya yani bu katalog planı dedi çok kalın oluyordu böyle yaptılar dedi. Yani neyse yani falan. Onlar da o tasarım konseyinde de o hangi bakanlığın temsilcisiydi bilmiyorum yapalım dedi hemen dedi falan. Ne yapacağız? Biennale. Ve dedim ya artık bunu yapmayan ülke kalmadı. Biz başka bir şey yapmalıyız yani falan. Aklınızda olsun. Soluk sizde. Artık bende kalmadı çünkü. Bak, sizin tamam. Evet. 2002'de emekli oldunuz. Fakat emekli olduktan sonra da bir sürü ödül almaya devam ettiniz hocam. Şimdi onların bazılarını benim okumam lazım buradan. 2004'te İkograda tarafından Türk grafik tasarımına yaptığınız katkılar sebebiyle İkograda başarı ödülü aldınız. 2009'da AGİ üyeliğine seçildiniz. 2011'de 21. TÜYAP Sanat Fuarı'nda Onur Sanatçısı ödülü aldınız. 2012'de Polonya Cumhuriyeti Gloria Artis Kültür Liyakat Madalyası. 2014'te gene Polonya Cumhuriyeti'nden Üstün Hizmet Liyakat Nişanı Şövalye Haçı tabii almışsınız. Ya, şövalye. Siz Türkiye'deki ilk grafik şövalyesisi misiniz? Değil mi? Atım dışarıda. Bu Polonya ile olan bağınız nereden kaynaklanıyor hocam? Ya yarı gavurum ya. Yani annem kısaltılmış adıyla Marta Wilkoszewska. Yani kanımın yarısı Polonya. Valla melezim yani karışıyor. O şuradan tabii kaynaklanıyor. Yani tabii ki Polonyalılarla şeyim var, konsoloslukla özellikle. Özellikle giden konsoloslukla, gelenle de fena değil aramız. Bir arkadaşlık, bir şey. Onlara... Dillerini biliyor musunuz bu arada? Yani Polonya dilini biliyor musunuz? Hayır canım. Yani birkaç sözcük biliyorum, o kadar. Yani maalesef evde konuşulmayınca bir dil nerede öğreneceksin ki yani? Ana dilin ama ana öğrenemiyorsun dilini. Yani. Çünkü özellikle çocukluğum, İkinci Dünya Savaşı sırası ve de Anadolu'da çok dolaştık. Annem hep şivesi bozuktu tabii. İşte Yugoslav göçmeniyim. Bazen Bulgar göçmeni oluyordu. Falan yerine göre idare ediyordu. Bir de tabii babanız subay olduğundan dolayı hani abi yabancı doğru. Kadınla evlilik de şey değil. Tabii yani o özellikle bir dönem. Söylenemez zaten hani o şeyde de. Tabii çünkü yanlış anımsamıyorsam onların babam onların evlendiği yıllarda hala annem Polonya tabiyetindeydi. Yani Polonyalılar, buradaki Polonyalı kökenliler. Polonya sanıyorum 38'de galiba Atatürk onlara Türk vatandaşlığı verdi diye hatırlıyorum. Yani bir yerde okumuştum hatırlıyorum dedim işte o zaman ben 3 yaşında falan herhalde. Ve böyle bir şey hem yani birbirimizden şey yaptık, yararlandık. Yani çok birçok Polonya sergisi açtık. Polonezköy'de bir heykel çalışması başlatmıştım. Bir önceki eviniz Polonezköy'deydi galiba. Evet. Sonra orada bir heykel çalışması bizim üniversiteyle teki işte genç
son sınıf öğrencisi, yeni mezun ya da asistan, işte iki heykeltıraş arkadaş, bir tane de Polonya'dan bir heykeltıraş ve de o zamanki muhtara şey önermiş. Ya burası bir Polonya kökenli bir köy ve de burası bir orman köyü. O zaman bir ağaç heykel çalışması yapalım. İşte iki kişi bizden, bir kişi o bir taraftan. Bizden de gençler nereden? Niye heykel yapacak? Ne? Malzeme yok. Hayır, yok ki öyle bir istek yok ki Türkiye'de heykel. Bilmem ne. Hem de öyle bir yararı olur. Hem de bir açık hava heykel müzesi gibi bir şey oluştururum diye düşünmüştüm. O zamanki muhtar benim bu projemi kabul etti. 5 yıl kadar sürdü bu. Ve hala o heykeller işte köy meydanına yakın bir yerde duruyor. İnsanlar gelip önlerinde fotoğraf falan çektiriyorlar. Çok çok ilgi gördü. Bir tanesi çalındı. Bu iyi işaret. O iyi işaret. Yaşam o zaman yeni mezundu sanıyorum. Yaşamın yaptığı bir çocuk heykeli vardı. Yani bir de tabii başka hoş tarafı var yani. Şimdi belki de Yaşam'ın ilk heykeli orada. Yaşam şimdi meşhur oldu. Şeydeki Yıldız Hanım asistandı. Yıldız Hanım şimdi profesör oldu. Hala hoca Yıldız değil mi? Falan. Yani bir de böyle hoş tarafları da var yani. İlk heykeli bizde. Tabii. Falan. Ama sonra muhtar değişti. O yok arkadaş dedi. Durdu. Durdu iş. Ben de şey yapmak istemedim. Yani pekala ben onu daha şey yapabilirdim. Fakat takışmak gerekiyor. Doğru. Neyse işte öyle kaldı yani. Peki hocam, hazır Polonya meselesi açılmışken sizin afişlerinizde ciddi bir Polonya etkisi olduğundan bahsedilir ne zamandır? Hani Jan Lanecka'nın posterleriyle sadece bahsetseler iyi ya. İddialar var diyelim. Oo, suçlama halinde. Suçlama var. Neredeyse. Dahil. Bu konuda neler söylersiniz? Yani gerçekten bir etkisi var mı? Takip ediyor muydunuz? Yani öyle benzerlikler tesadüfi mi? Önce bir kere şöyle bir şey sormak gerekiyor. Yani bu şeyde bulunan arkadaşlar gerçekten bilinçli mi? Yani çok öyle olduğunu sanmıyorum. Bazı arkadaşların bazı etkiler altında kalarak öyle biraz çamur atmak gibi falan bir şeye soyunduklarını sanıyorum. Yanılıyor olabilirim. İnşallah öyledir. Yanılıyorumdur. Polonya afişi nedir biliyorlar mı bu şeyi? Yani etkilemeyi iddia eden arkadaşlar. Polonya afişi ne? Nasıl bir şey? Ve bana acaba bu arkadaşlardan en azından bir kısmı 5 tane Polonya afişçisinin ismi sayabilir mi acaba? Yani çünkü öyle şeylerle karşılaşıyorum ki özel üniversitelerinden birinde master'a müracaat eden bir arkadaşa jürideki üyelerden biri dedi ki yurt dışındaki grafik tasarımcılardan kimi tanıyorsunuz dedi. Tıs. Yok. Peki Türkiye'den kimi tanıyorsunuz dedi. Yarım saat düşündükten sonra ancak Bülent Erkmen diyebildi. İkinci bir isim de söyleyemedi. Şimdi yani çok bilinçli olduğunu sanmıyorum bu şeyi iddiada bulunan arkadaşların. Hı hı. Keşke öyle olsa, keşke araştırsalar, baksalar, Polonya afişi nedir inceleseler. Çünkü bir tarafta Leniçe var, öbür tarafta Strojevski var, öbür tarafta Roman Kalarus var. Şimdi bunlar çok farklı yani kişiler. Yekpare de bir şey yok evet, aslında. Evet yani çok çok farklı tarzda teknik, çalışan teknik de evet şey hepsi olur. De çok şey çok da önemli insanlar falan. Bir de acaba yani etkilenmek kötü mü? Yani bir de yani şöyle bir bakalım. Etkilenmeyen sadece, var mı? Ya da evet, evet yani hani sadece Türkiye için değil dünyada da bir takım insanlar bir takım kişilerden tabii ki etkileniyorlar. Çok da bu doğal. Hepimiz insanız, hepimiz bir şeylerden etkileniyoruz. Kopyalamak yani. Başka, etkilenmek başka ama. Evet. Yani bir de şu var tabii yani benim öğrenciliğimin son yılları ve de profesyonel yaşama başladığımın ilk yılları diyelim. Yani 60'lı yılların başları gibi toparlayabiliriz. Polonya afişinin dünyada patladığı bir yıl. Evet. Bu yıllar. Fransa'da da. Bütün dünyayı allak bullak ettiler. Evet. Yani bütün dünya
böyle bir apışlık kaldı o afişlerinde. Ve sadece ve sadece Polonya afişleri de değil, Çek afişleri de dahil. Evet. Yani etkilenmemek mümkün mü? Yani ben de o zaman çok genç bir insanım. Tabii ki etkilenmişimdir. Kaldı ki zaten yarı da Polonyalıyım ya. Yani insaf edin. Yani eğer bir şey varsa, bir yakınlık varsa. Hı-hı. Benim şeyim şu. Yani arkadaşlar bir takım Polonya afişlerini yan yana koysunlar. Benim afişlerimi de koysunlar. Yani nedir? Şimdi bu etkilenmeyi eğer kopyaya götürüyorlarsa, yok meğerse. Orada haddinizi bilin. Çünkü hele hele artık belirli bir yaşa gelmiş bir kişi, belirli bir isme ulaşmış bir kişi zaten kopya yapmaya cesaret de edemez. Yapamaz da zaten. Mümkün değil. Yani çünkü zaten rezil olur yani. Ayrıca niye kopya yapayım ki ben? Neden? Başım göğe mi erecek yani? Hani, hadi hiç mi beceriksiz, bu kadar mı beceriksiz bir herifin dillere bir şeye sığınayım, kopya yapayım? Yani bir şey benzeşmiş olabilir. Öyle örnekler gösterdiler ki arkadaşlar, yani işte deseni, çizgiyi şöyle kullanmış, ben de ona bakıyorum, yani ne alakası var? Yani hiçbir şeysi yok. Yani öyle kullansa da ne olur zaten? Yani ne olur ayrı da, yani böyle bir şey, zorla bir şeyler bulma, zorla bir bilmem ne falan. Ya bundan vakit harcayacağınıza, yani oturun dediğim şekilde vakit harcayın, dediğim biçimde bakın, dediğim biçimde ilgilenin, beslenin, öğrenin. Yani bu birilerine bir şey, bunlar 1950'lerde, 60'larda bunlar bitti gitti yani. Bir takım insanları kötüleyerek, bilmem ne yaparak bir yere gelmeye çalışmak falan. Yani. Anladım. Hocam son bir sorum var. Ondan sonra da arkadaşlardan sorular alırız diye düşünüyorum. Peki. Bu biraz kişisel bir soru. Mesleki anlamda yaşadığınız en büyük hayal kırıklığı nedir? Yani yapmak istediğim, yapamadığım, içimde kaldı vesaire diyebileceğiniz. Yani tabii biraz önce değindiğim bu müze ve bienal meseleleri gerçekten yani öğrencilik yıllarımdan beri düşündüğüm, düşlediğim bir şey olması nedeniyle tabii bir hayal kırıklığı ve artık bıktım. Yani şey yapacak, biraz büyüdüm zaten, onun için şey nefesim kalmadı. Tabii hayal kırıklıkları içinde birçok şey var. Özellikle eğitimde birçok şey var. Yani eğitimde gördüğüm, izlediğim ve üniversitelerin büyük çoğunluğunda, devlet ya da özel büyük çoğunluğunda çok yanlış eğitim verilmesi. Nasıl buluyorsunuz özel okulların eğitim kalitesini? Şimdi ayırmayalım artık. Yani özel falan. Yani devlet okullarında da, yani Anadolu'daki devlet okullarında neler oluyor? Yani neler oluyor? Yani Ege'deki üniversitelerde neler oluyor? Bodrum civarında neler oluyor? Mersin'de neler oluyor? Yani hadi biraz takip ediyoruz. Eskişehir falan bile biliyoruz belki falan ama İstanbul'dakileri biliyoruz falan da yani çok kötü. Çok kötü. Yani bana işte Karadeniz'den olsun, şeyden olsun, İzmir'den olsun falan yani bir takım genç arkadaşlar bana mail atıyorlar. Yani nedir bu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neden eskiden yapılan şeyler bugün yapılamıyor? Neden eğitimde böyle bir şeyler oluyor? Falan yani üzücü. Yani insan üzülüyor. Bir de tabii biraz önce değindiğimiz kişisel çatışmalar, nefret ettiğim çatışmalar. Dost zannettiklerinden yediğin kazıklar. Ama bu da tabii yaşamın parçası. Yani bu hepimizin başına gelen şeyler bunlar. Sadece benim başıma gelen şeyler de değil. Falan yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani hep yani eğer özel diye bir şeyi üstüne basmamız gerekiyorsa aynı şeyi Ankara'daki toplantıda da söyledim. Gençlerin hem paralarını alıyorlar, hem gençleri kandırıyorlar. Bu çok genel oldu hocam. Yok tamam, yok temsilcisine aynı şeyi söyledim. Yani siz bilmem neyle uğraşıyorsunuz ama. Yani. Anladım. Peki sorularınız varsa onu alalım. buyurun. Çalışıyor mikrofon? Ben
Hocam ben size eğitimle ilgili bir şey soruyorum. Siz tasarımlarınız kadar eğitimciliğinizle de konuşulan, övülen bir hocasınız. Yani sizden son zamanınızda yetişmiş bir öğrenciniz olarak benim için de verdiğiniz eğitim çok farklı bir yerdeydi. Sizin için bir insan eğitmek nedir? Yani eğitim nasıl verir? Bu işteki eğitim nasıl olmalıdır? Akademisyen adaylarına ya da hali hazırda eğitim sektöründe olanlara vereceğiniz tavsiyeler var mı? Ya eğitim sizin için nedir? Onu öğrenmek istedim. Sizin lafınız neydi hocam? Yüreğe ateş yerleştirmek mi? Ha, yüreğe ateş koymak. Yüreğe ateş koymak. Yani biraz hocalığa öyle bakıyorum tabii. Yani yüreğe ateş koymak diye bakıyorum ama bu çok zor bir şey. Yani bu iki kişi arasında karşılıklı bir alışverişin sonucu olabilecek bir şey ve kolay bir şey değil. Yani bu soru tabii çok yönlü ve çok cevaplaması çok kolay değil. Her şeyden önce galiba ya da galibasız. Bu mesleklerin, bu işlerin öğretilebileceğine çok fazla inanmıyorum. Yani tabii ki temelde bir iki şey öğretilebilir. Ama sonra her zaman aynı şeyi veriyorum, örneği veriyorum. Yani tüm dünyada konservatuarlardan mezun olan bir yığın piyano öğrencileri var, öğrencisi var. Belki bunlar bugüne kadar milyonları bulmuştur. Allah bilir yani herhalde bütün dünyada. Ama baktığınız zaman deniyor ki şu 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 üç tane isim sayıyorlar size. Bunlar dünyada en iyi Chopin yorumcusudur diyorlar. Nasıl oluyor peki? Ötekiler de aynı eğitimi almadı mı? Nerede ötekiler? Neden onlar sadece onlar en iyi yorumcu olabiliyor o üç tane ya da beş tane insan? Nasıl oluyor? Ötekiler de aynı eğitim aldı. Peki herkesin önündeki nota aynı değil mi? O da aynı. Şimdi burada bir şey var demek ki. Yani bir şeyler, bazı meslekler, hele hele sanatla ilişkili, sanata bulaşmış ya da kişilikle, beyinle ilişkili bir takım şeyleri öğretmek diye bir şeye çok fazla inanmıyorum. İnandığım tek bir şey var. Hoca olarak eğer kişiyi motive edebiliyorsanız, tabii ki temel şeyler onlar olacak. O ayrı bir hikaye. Öğrenciyi motive edebiliyorsanız, yüreğine ateş koyabiliyorsanız, ilgi uyandırabiliyorsanız, o alır götürür, o becerir. Aynı o üç tane yorumcu gibi. Yani tamamen kişiye kalıyor. Yani burada tabii kişiye kalıyor. Şimdi benim yaşındaki adamlara hep şey yaparlar, böyle oturumların sonunda falan. Öğrencilere diyeceğiniz bir şey var mı? Bir tavsiyeniz var mı? Aa, çok çalışsınlar. Tabii çalışsınlar canım. Tabii ama bu çalışmadan önce de başka şeyler var. Kendilerini tanıyor mu acaba arkadaşlar? Yani herkes kendisini tanıyor mu? Ben nasıl bir insanım? Kendisiyle hesaplaşabiliyor mu? Kendisini sorgulayabiliyor mu? Bir hedefi var mı? Ne istiyor? Hayattan beklentisi ne? Ben araba tekne istemiyorum, belki o istiyor. Ha, o zaman ona göre bir hedef koyarsın, ona göre soyunursun yaşamını. Yok istemiyorsan ona göre soyunursun. Ama hiç kimse böyle bilinçten yaklaşıyor mu acaba? İçimizde kaç kişi acaba böyle bilinçten hareket ediyor? Kaç kişi ciddi olarak işine saygıyla yaklaşıyor? Kendimize saygımız var mı? Yani şimdi böyle baktığınız zaman iş tabii zor geliyor arkadaşlara. Yani tamam ben şey demiyorum, tabii ki günlük yaşamımız olacak. Yani tabii ki geyik muhabbeti de olacak. Tabii aşklarımız olacak falan. Tabii ki olacak. Tabii ki besleneceğiz. Tabii ki yaşayacağız. İnsanız falan. Bunlar olmasın demiyorum ama bütün bunların hepsinin bir biçimde zamanlaması yapılmalı. Hepsinin bir biçimde değerlendirilmesi lazım. Ben şeylere de çok takmıyorum yani. Birisi birisini kıskanır. Yani ne oluyor ya? Kıskanmak dediğim şey bir kere ilkel bir duygu. Köpek de kıskanıyor. Hayvanlar da kıskanıyor. Ama bizim beynimiz var. O zaman bizim bir takım böyle duygularımızı, ki bunları genel olarak şey yapacak olursak, gerçekten karşılaştırın. Yani hiçbir farkınız yok diğer canlılarla.
Ama bizim bir farkımız var. Biz beynimizle pekala bir takım şeylerden yararlanabiliriz. Bir takım şeyleri kullanabiliriz. Neyi kıskanıyorsak o kıskandığımız şeye varmak için çözümler bulmamız lazım. Neyse o çözümler, o gene kişiye kalıyor. Yani çalışmaktır, araştırmaktır, şudur, budur, bilmem ne falan. Yani öyle yaşam zor ya. Öyle bir şey değil mi? Ama hocam burada topu çok birazcık öğrencilere attığınız gibi oldu yani. Çok öğrencilere gelmiş gibi oldu. Yani eğitimci olarak genç akademisyenlere ne önerirsiniz? Yani hani bir insan nasıl yoğrulmalı? Hani onunla ilgili söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Yani gene aynı şeye geliyor tabii. Yani araştırmaya geliyor. Bilinçli olmaya geliyor. Yani araştıracaksın, okuyacaksın, bilinçli olacaksın, ne istediğini bileceksin. Yani bu böyle şeyle olmuyor ki. Yani yani öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yani neredeyse ya bir hap ver de kardeşim şu işi ben yapayım. Yani neredeyse bunu bekliyor yani. Yani bir hap vereceksin, öğrenci de o işi yapacak, becerecek falan haline gelmiş iş. Böyle değil. Yokuş var, yokuş. Yokuş çıkacaksın birazcık. Ve zamanını iyi kullanacaksın. Sağlık kadar en önemli diğer bir şey de zamandır. Zaman gidiyor, zaman akıyor. Yani aklımın köşesinden geçmezdi ben bu kadar büyüyeceğim ya. Bayağı büyüdüm bak. Yani zaman akıyor. Bilmiyorum. Başka soru var mı? Arkada. Buyur. Merhabalar, adım Turgut Erentürk. Bir kere öncelikle burada gördüğüm kadarıyla birkaç kuşak var galiba etrafımızda. Bence Yurdeğer Altıntaş'ı sadece eğitimci olarak konumlandırmak yanlış. Benim yaşadığım kadarıyla ki kendisinin öğrencisiyim. Bir grafik tasarımla Türkiye'de damgasını vurmuş bir kişi. Tabii tabii. Şimdi birazcık meseleyi oraya çekmeye çalışalım. Sadece eğitim öğretim değil, ben kendisinden grafik tasarımın dışında daha sosyal olmayı, paylaşmayı, dernekleşmeyi ve grafik tasarım üzerine sadece kağıt kalem değil, yüreğinle bu sektör için bir şeyler yapmasını öğrendim. Ve ondan bu zamana kadar da GMK'da kendisinden öğrendiğim kadarıyla yıllarca hizmette bulundum. O yüzden bu genç arkadaşlar birazcık daha o açıdan bakarlarsa daha keyif alacaklarını düşünüyorum. Yani grafikle yaşamaktan bahsediyorum. O yüzden ben de hocama şunu sormak isterim. Uzun zaman eğitmenlik yaptı ki Türkiye'nin bence başına gelmiş en iyi şeylerden bir tanesi kendisi. Bu bağlamda değişik yaş kuşakları arasındaki en keyif aldığı dönem hangisiydi acaba eğitimde? Teşekkür ederim. Bu. Hakikaten her kuşaktan da var burada öğrencimiz. Her kuşaktan var çünkü. Bir yere alınmasın. Kuşaklar arası çatışma çıkmasın. Yani, ha, evet kaldıralım mı? Ne? Yurdayar Hoca'nın... Evet. Hayır ben hep ben böyle bir en keyif aldım falan diye ben hocalıktan her zaman keyif aldım. Çünkü... bütün öğrenciler kere her şeyden önce benim arkadaşım. Yani böyle kuru kuruya ders anlatmak falan gibi yaklaşmıyorum ben. Ben dost olmayı, arkadaş olmayı yeğliyorum ve öylelikle de çok daha rahat ediyorum ve çok daha mutlu oluyorum. Onun için yani hep keyif aldım. Yani böyle şu dönem şöyleydi, bu dönem böyleydi diye şey yapamam, ayıramam gerçekten. Her kuşaktan, her dönemden çok sevdiğim arkadaşlarım oldu. Sırdaşlarım oldu benim öğrencilerim arasında. En iyi dostlarım oldu benim öğrencilerim arasında. Öğrenciliklerinden başlayan rakı dostluklarım oldu. Hala süren. Bilmiyorum. Sizinki hani, çok özel bir ilişki hocam. Yani öğrenciyle kurduğunuz ilişki öyle herkesin yapabileceği, kurabileceği bir şey de değil. Yani karşınızda hoca var gibi değil, bir abiyle konuşuyormuş gibi
bir şeyiniz de var, tavrınız da var. Önce bir kere mesleği sevmek, hocalığı sevmek, genci sevmek, insanı sevmek. Hı-hı. Yani temeldeki yatan şeyler bunlar. Sonra da doğruları paylaşmak, doğruları yönlendirmek, doğruları söylemek. Hı-hı. Yani ben şimdi isimleri lazım değil ama öyle hocalar tanıyorum ki yani öğrenci bir şey soruyor falan, bilmiyor. Ama uyduruyor, bir şeyler uyduruyor, bir şeyler anlatıyor. Ya kardeşim şunu bilmiyorum deyip bir göndersene bilen adama. Yani zul sayıyor bazı şeyler, hocalara. Ne olmuş profesör, bana ne. Yani çok şeyler yapıyor, çok yanlışlar yapıyor. Ne bileyim, şimdi durduk yerde aklıma böyle şeyler geliyor. Örneğin hala mesela şey yaptırılıyor bazı üniversitelerde, tiyatro afişi ödev veriliyor. Yani eğer o oyun orada oynanıyorsa tamam. O yönetmen oraya gelip bir herif veriyorsa tamam. Ama durduk yerde tiyatro afişini nasıl yapacaksınız ya? Hocam Mengü Ertel'in afişlerini de bununla ilgili bir sebepten ötürü şey yapıyordunuz değil mi? Eleştiriyordunuz. Tabii eleştiriyorum. Yani kendi ama kendine... Ama onu insanlar yanlış alıyor. Mengü'yü eleştirdiğimi zannediyor. Mengü'yü ben niye eleştireyim? Mengü tam tersi tutkusu olan, sanata tutkusu olan, afişe tutkusu olan bir insan. Hı-hı. Bu insana ancak şapka çıkarırsın. Ama yanlış yapıyorsa o yanlışla vurgularsın. O zaman bir takım insanlar yok kıskanıyor, yok ne. Niye, nesini kıskanayım? O başka kulvarda, ben başka yerdeyim. Sizin eleştirdiğiniz şey neydi onun afişlerinde? Ya oturup da şimdi, yani William Shakespeare, Romeo, Juliet. Hı. Ne bu? Ne bu? Tiyatro afişleri diye sergi açıyorsunuz. Ve afişlerden biri bu. Çoğu böyle yani. Ben bir tane örnek veriyorum size. Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı. Ne bu? Yani nerede hani bir bilgi aktaracaktı? Yönetmeni kim? Yazmıyor. Özellikle Keşanlı Ali Destanı'nda müzik çok önemlidir. Yalçın Tura yazmıyor. Sahne tasarımcısı yazmıyor. Afiş bir belgedir. Hepsinden vazgeçtim. Hiçbirinin altında tiyatro ismi yok. William Shakespeare, Romeo, Juliet. İyi de hangi Romeo, Juliet'in afişi bu? Hangi yönetmen, hangi yorumla sahneye koyuyor da bunu, sen onun afişini yapıyorsun? Yapamaz. Yönetmenin yorumu olmadan yapamaz. Başar Sabuncu en son Romeo Juliet'i sahneye koyduğu zaman iki ailenin iktidar savaşı olarak koydu sahneye. İki tane aşk maşk bilmem ne falan hikayesi değil. Sadece iki ailenin iktidar savaşı ve iki genci kullanmaları olarak sahneye koydu. Şimdi bu başka bir Romeo ve Juliet afişidir. Öbürü romantizm, sulu sepken. Adam tırmanacak, yukarı çıkacak. Ah Juliet'ciğim ne kadar güzel mehtap var değil mi? Kelle koltukta aşağı inecek, gidecek. Bu da başka bir Romeo ve Juliet afişi. O zaman hangi Romeo ve Juliet? Yani bir tekste okuyup tiyatro oyun afişi yapamazsınız ki. Sen şimdi fık fık ediyorsun orada. Biliyorum. Çünkü bir kere daha böyle özel konuştuk onunla da ben hala bilmem ne yapıyorum demişti onun için. Yani Anadolu'daki üniversitelerden falan laf açılınca yani oradaki hocalar da yanlış yaptığının farkında değil. UESO'da bir yıl öğrencilerden biri tiyatro afişleri konusu almıştı. İsmini vermeyeceğim. Dilek Hanım falan hatırlar. Özellikle. Taslaklar geldi. Dedim yönetmenin ismi yazmıyor burada. Başka veriler yok. Sadece şey var, oyunun şeyi var, ismi var. Ya ama hoca dedi, ya dedi yani dedi, Mengü Bey'in afişlerinde de yok ki dedi. İyi de. Aldın mı cevabını? Adam popüler. Bu sayede grafik tasarım tabii bu popüler, Mengü'nün bu popülerliği sayesinde çok kazandı. Onu da şey yapmayalım ama bu yanlış. Şimdi öğrenciye nasıl, genç bir insana nasıl örnek oluyor? Çok yanlış yani. Bence. Başka sorumuz? Buyurun hocam. Mikrofonu. Ben bir önceki ayağa kalkmam gerekiyor mu? Yok yok. İstersen. Bir önceki
sormak istiyorum. Çünkü asistanlığını yaptım. Birkaç sene diyebiliriz. Hiçbir zaman mesela diploma öğrencisi olsun, yapacağı bir proje olsun, bir empoze etmezdi hiçbir fikri. Mümkün olduğu kadar öğrencinin içerisindeki kendi potansiyelini ortaya çıkarmak için çok büyük gayret sarf ederdi. Hatta bu yüzden diploma öğrencileri çok iyi projeler ortaya koyup müthiş gastritler ve şeyler geçirmişlerdir o zorlamasından. Ama olağanüstü güzel diplomalar yapmışlardır. Sonra müthiş teşekkür etmişlerdir Yürder Bey'e. Bu çok az eğitmende olduğunu düşünüyorum. Yani öğrencinin içerisindeki potansiyeli görüp onu ortaya çıkarttırmak bir de. O zaman öğrenci daha da kendi yaptığım şeyi yapıyor. Ve o yolu bir kere bulduktan sonra daha başarılı olabiliyor. Bunu eklemek istedim. Kendi alçak gönüllükten söylemiyorum. Hayır, burada şu var tabii. Yani herkese, her öğrenciye aynı şeyi söyleyemezsin. O başka kişilik, o başka kişilik, o başka kişilik. Yani bir kere burada kişilikleri içinde biraz değindiğin gibi bazı şeyi bulmasını sağlaman gerekiyor. Yani kendisi bu şey yapmalı. Yani bunu çalıştıracak, duyacak, hissedecek falan. Yani. Bir ufak katkıda daha bulunabilir miyim? Tabii, daha yine daha önceki sorulardan bu Polonya afiş sanatından etkilenmesiyle ilgili. Şimdi Polonya afiş sanatı gerçekten Yürder Bey'in dediği gibi o dönemde bütün dünyayı etkilemiştir. Çünkü ne yapmıştır Polonyalılar? Soyut kavramları temel imgelerle anlatmanın yolunu bulmuşlardır. Çünkü hatta Henry'in vardı, F.K. Henry'in bilirsiniz. Evet. O Polonya afiş sanatı hakkında bir yazısı vardı. Orada diyor ki Polonya'da rejimden dolayı her konuşmak çok sansürlü olduğu için diyor. O başka ülkelerde herkes konuşurken onlar haykırmak zorundaydı. Yani dışa vurumcu bir dil kullanarak soyut kavramları somut şeylerle, imgelerle anlatarak kendilerini ifade etmeye çalışmışlardır. Yani belki böyle bir zorlama Polonya afiş sanatı sayesinde grafik tasarıma yepyeni bir dil kazandırdı. Bunu Yürder Bey'in fark edip kullanıyor olması, onun Polonya afiş sanatından etkilendiği değil, onun açtığı o yeni yönde kendine göre kullanıyor olmasıdır. Mesela şeyi de düşünüyorum bu konuda. Sizin Hitchcock falan gibi sinema yönetmenleriyle ilgili çalışmaların diğer çalışmalarından farklı olduğunu sonra vazgeçmesi. Hiçbir fark yoktu şu anlamda. Kullandığı malzeme tipografidir. Ama yine o yönetmenin kendi kimliğini, yönetmen olarak sinemadaki dilini tipografik elemanları kullanarak anlatmıştır. Yani prensipte hep aynı şey üzerinden farklı malzemeleri kullanarak Yürder Bey de kendi dilini oluşturdu. O çok Polonyalı sanatından etkilenme sadece bu anlamda diye düşünüyorum ben. Hayır, etkilenme bir kere yani bu kadar şey değil, yani korkulacak bir şey de değil ayrıca. Yani etkilenme de olabilir. Yani dünyada bir yığın şey var, ressamlarda var, müzikte var, birbirlerine etkilenerek ama kendi potalarında, kendi kişilikleriyle yorumlayarak ortaya koymalı. Yani etkilenmekten şimdi bu çok böyle bahsedince yani genç arkadaşlarımız olan da yani korkmasınlar, yani korkacak bir şey değil. Etkilenebilir yani. Bu utanılacak bir şey de değil yani. Hatta belki de gerekiyor da hocam. Gerekiyor da tabii. Gayet tabii. Etkilenmemesi yani mümkün değil ya zaten. Etkilenmemek yani mümkün mü ya? Tabii. Yani bak, oradan güzel bir hanım geçiyor. Ben etkileniyorum mesela. Polonya'yla da bağlı yok. Merhabalar hocam. Ardan Ergüven. Şimdi benim sormak istediğim bir başka soru var. Aslında yine bu Polonya etkisi üzerinden değinmek istiyorum konuya. Şimdi açıkçası sizin kendinize özgü bir üslubunuz olduğunu düşünüyorum. Belki ilk dönem afişlerinizde bu etkiler kısmen gözlemlenebilir. Polonya etkisi diyebiliriz veya bir başka etki. Fakat özellikle ben sizin TÜYAP'ta bir serginiz olmuştu ve orada çok büyük boyutlu tuval üzerine siyah renkli yaptığınız figürler vardı. Bu figürler tamamen sizin el ürününüz olduğunu düşündüğüm çalışmalar. Çünkü
grafik tasarım tarihinin cevildiğinde ya da görsel sanatlar tarihinin cevildiğinde bunların bir benzerini görmüyorum ve gerçekten o figürler tam size ait. Son dönemde yaptığınız, açıkçası son dönemde gözlemlediğim tiyatro afişlerinizdeki figürlerde de bunların izini görüyorum ve bunları gördüğümde bunların size ait olduğunu hissedebiliyorum. Benim şimdi burada sormak istediğim soru şu, bu çoğu zaman gündeme gelir. Sizce bir grafik tasarımcının kendine ait bir üslubu olmalı mı veya grafik tasarımcı işin niteliğine göre bu üslubundan yeri geldiğinde vazgeçmeli mi? Yani işin istediği tasarımı mı yapmalı yoksa her seferinde kendi özgün kimliğini bu tasarımda vurgulamalı mı? Bu konudaki sizin görüşleriniz neler? Şimdi iş deyince bir kere yani iş olarak baktığınızda bir ekonomik bir durum var. Zorunluluk var. Belki de orada taviz vermeniz gerekecek. Yani onun şeyi yok, çaresi yok. Vakti zamanında benim de görmek istemediğim son derece kötü, rezalet işler var benim de yaptığım. Yani çok bazen kaçamıyorsunuz. Yani o şeylerden kaçamıyorsunuz. Ama kişilik meselesine gelince istesen de istemesen de bir şeyin üretimin arkasında bir kişi var. Yani bir insan var. Ve o insanın hayata bakışı var, duyguları var, yaklaşımı var, beğenileri var. İster istemez kişilik, yani ne kadarına benim kişiliğim yok deseniz de kişilik işinize yansır. Ben öyle inanıyorum, öyle bakıyorum. Yani öbür türlü yani belki moda akımlardan yararlanarak olan insanlar bir şeyler de yapabilir. Kendi kişiliğinden uzaklaşarak, o akımların etkisi altında kalarak belki bir şeyler olabilir falan ama onda bile. Yani nasıl olacak ki, nasıl şey olacak? Ha illa benim kişiliğim olsun diye oturup uğraşmak da o ayrı başka bir şey ve de o ne kadar da doğru onu bilemiyorum. Bir de kişilik derken acaba neyi vurguluyoruz? Yani üslup. Üslup yani bir konuyu ele alış mı, biçim mi? Yani çünkü bir... Şimdi konuyu ele alış o bağlamda aslında o da dediğiniz gibi bir tavır. Tasarımcının tavrını oradan okuyabiliyorsunuz. Benim aslında kastettiğim biraz daha görsel stil olarak. Çünkü son dönem grafik tasarım sergilerini incelediğimiz özellikle GMK'nın düzenlediği. Burada gözlemlediğim ortak bir nokta var. Mesela burada artık fikirden ziyade biçimler öne çıkıyor. Evet. Tipografi evet. Mesela konuştuğumuz çok evet. Olduğu için. Evet. Çok ağırlıklı olarak bunları görüyoruz ama afişin ardında bir fikri okumak mümkün olmuyor. Evet. Ve artık buna bir tür görsel üslup diyebilir miyiz, diyemez miyiz onu tam olarak söylemem belki şu anda mümkün değil. Burada kastettiğim mesela siz sürekli illüstrasyon kullanıyorsanız her seferinde çözüm olarak aklınıza ilk gelen yöntem bu mu oluyor ya da bölüm böyle mi olmalı? Aslında biraz bunu sormuştum. Ama sizin dikkat çektiğiniz nokta çok önemli. Yani tasarımcının yaklaşımı aslında bunu belirler. Evet. Belki de orada biçimden ziyade o tavır evet. Onu ortaya evet. Koyuyor. Evet. Teşekkürler. Başka sorumuz var mı? Bir de arkada Osman Bey. Merhaba Osman Tülü. Önce Yurdar Bey'e bir teşekkür etmek istiyorum. Gerek afişlerden, kartpostallar, gerek yazılar, gerek başka konularda ne zaman bir e-posta yazdıysam ya o gün ya bir gün sonra mutlaka dönüş yapmıştır. Onun için teşekkür ederim. Sormak istediğim şey şu, yazılarda Sait Maden'le ilgili bir yazı, iki sayı yayınlamıştık. Sonra Yurdar Bey bu yazının doğru olmadığı, yani bir düzeltme ihtiyacı da oldu. Yurdağ Bey'den bir yazı geldi ve belgesiyle birlikte geldi. Bundan anlıyorum ki, konuşmalardan da anlıyorum, çok iyi bir arşiviniz var. Her şeyi saklamışsınız gibi geliyor bana. Bu arşiv nasıl değerlenecek? Teşekkür ederim. Çok 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 iyi bir arşivim yok aslında. Yani
ne bileyim ben kendimle ilgili belki bir takım şeyleri saklamışım, etmişim falan ama yani buna çok iyi bir arşiv denemez. Yani çok kişisel bir şey yani. Geçen gün etrafı topluyorum mesela bir tane ilana rastladım. Gemekada yönetimdeyken unutmuşum. Haftalık küçük sergiler açmışız. Mesela bir tane bir hafta süren kitap kapakları sergisi açmışız. Bir hafta süren yani kitap kapakları sergisini Yapı Kredi'de açmışız. Bir hafta süren reklam fotoğrafları sergisi açmışız. O da İngiliz kültürde açmışız. Ondan sonra bir hafta süren gene Yapı Kredi'de bir afiş sergisi açmışız. Yani bunlar böyle arka arkaya yani. O bitiyor, o başlıyor, o bitiyor, o başlıyor şeklinde falan. Yani böyle bir dinamik bir şey. Yani bu tarz şeyler fazla yok elimde. Ama elime geçtikçe kuşkusuz onlar bu tarz şeyler dernekte de zaten muhtemelen vardır tahmin ediyorum. Yoksa bile İlhan Bilge'de muhakkak vardır. İlhan Bilge çok bu konularda şeydir, titizdir. Sadık Hoca da gene. Sadık da olabilir falan ama bendekileri de derneğe zaten veririm. Çünkü ben şey yaparsam, seyahate çıkarsam, benim oğlan ne yapacak onları? Herhalde çok şaşıracak. Ben onları bir an önce bir şeylere bir hale getirmeliyim yani. Başka sorumuz var mı? Peki hocam çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum.